Sen niye öyle şeyler sordun ki bana değil ne? Hiç. Hayırlısı diyelim ya. <laughs> Gerçekten. Saçma sapan bir şey gelecek kesin de. Aldım. Ne alaka canım. Bir şey diyeceğim bu arada Yığız. Son e, havacılık haberlerine falan bakıyor musun böyle hiç? Arada bakıyorum. Anadolu jet miyim? Bir şey falan böyle Ay. rezillik bir şeyler dönüyormuş bu aralar. Rotarlar evet. işte pilot benim mesaim bitti deyip gitmiş falan böyle <laughs> bir şeyler dönmüş. <laughs> Bu haftaki programımızı onun üzerine mi yapacağız yoksa? yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Uçakları görünce direkt aklıma geldi ya. Ajit satıldı. Daha doğrusu şey Türk Hava Yolları'ndan ayrıştı normalde Anadolu Jet'te Ajet oldu. Ondan sonra bunların yönetim kurulları falan henüz taşlar yerine oturmadığı için şu anda havacılıkta Türkiye'de genel bir rotar durum var. Onun sebebi de şu. E, hava trafik kontrolörleri bir e, hak ettikleri bir zam gibi bir şey varmış. Onların bir hak ettiği bir para varmış. Onu devletin kasasında olmasına rağmen şey devlet e, Eurocontrol diye bir şey var. E, Avrupa'da hava trafiğini düzenleyen bir şirket var. oluşum. Oradan bir bütçe geliyor devlete. Devlet bu bütçeyi e, bu bizim hava trafik kontrolörlerine hak ettikleri şeyi vermiyormuş. Hmm. E, böyle olunca da bunlar Grev benzeri hava trafik kontrolörlerinin grev yapması yasak ama e, grev benzeri çalışarak yaptıkları bir iş varmış. Yani çalışmalarını aksatmıyorlar ama bunların bir şeyleri var. İnisiyatif alabiliyorlar. Şu anda inisiyatifsiz Rotary çalışma yapıyorlar olsun. mı? Aynen. İnisiyatif aldıkları durumda hava trafiği 2-3 kat hızlanıyor normalden ve inisiyatif almadan çalışıyorlar şu anda özellikle. Dolayısıyla yurdun her yerinde uçağa binenler de fark edecektir. Hemen hemen rotarsız uçuş kalmadı şu anda. Ee, onun da ana sebebi o yani. inisiyatif çalış, inisiyatifsiz çalışma durumu var. Hava trafik kontrolörlerinde. Bu bir, süre devam edecek gibi duruyor. <laughs> Anadolu jet. <laughs> Ayjet de e, dolayısıyla bundan ciddi etkilenmiş durumda. Yeni bir şirket olarak. Bir şey ya. Maalesef. Ya Robert, kötü bir uçak deneyimin oldu mu hiç? Hayır olmadı yani. En maksimum benim tecrübe ettiğim şey biraz sürbülansı. O da Oo. hangi uçuşta hatırlamıyorum bile. Yani o da böyle hani normal tübülansın birazcık üstü. Ondan sonra hemen normale döndü her şey. Ee, kötü bir uçak tecrübem uçarken olmamıştır işte. Baya böyle saatlerce röter yaptı oldu böyle 12-13 saat. O çok kötüydü. Ama yani umarım da olmaz. Olmadı olmasın. Yani bir havacılık şeyi için... E, tutkunu için Rotor o kadar tatlı bir şey ki bunu deneyimleyen Allah Allah. Yani benim bakış açımda biraz farklı bir durum tabii de. Genelde transatlantik uçuşlarda eskiden hmm. şeyler oluyordu. E, ee, Artık İzmir'le Ankara arasında bile çok ciddi türbülanslar çıkabiliyor ortaya. Hadi ya. Bu da biraz e, şeyle alakalı. E, ee, bu Küresel şeyin aynen. <laughs> 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 Onunla ciddi alakası varmış. Benim... Ben şey diye duydum ya uçuşlar artık daha güvenli olmuş yani uçak kazası neredeyse o... hiç olmuyormuş. O şeyden kaynaklılar Boeing'den kaynaklıdır kardeşim. Boeing, Boeing, Boeing. Boeing yıllarca neler yapmış öyle ya. <laughs> evet. Şeyleri mühendisleri falan vurmuşlar zaten belli. Boeing <laughs> şeyler <gülüyor> Vallahi... ortaya çıkmış yani itirafçılar falan hep. Sıkıntılı şekilde uçmuş bunlar yıllarca yani. Yani ciddi manada Boeing'le ilgili güvenlik şüpheleri var. Özellikle 737 Max uçaklarında zaten yıllarca ortaya çıkan belgeler var. Bir tanesi şey, şey iki tanesi ard arda düştü 2019'da. Triple ee, 777'leri kayıp bir tane, 777'ler şu anda Malez MH370 e, 2014'te kayboldu. <laughs> Malezya uçağı. Efsane ve yani. çok büyük bir efsane kesinlikle hala bulunamadı. Boeing'le ilgili ciddi şüpheler var. Durup durup uçak şeyde Havada uçağın acil çıkış kapısı falan açılıyor böyle değişik oh. insanlar da korkutmuş gibi olmayalım da yani şey Airbus'ta da şu anda motor sıkıntısı var onların henüz Ozarket şirketle ediyorum. alakalı yani duruyor motoru, <laughs> motorunu yaptığı şirketle ilgili sorunlar var da Airbus'un şirket olarak ben daha düzgün bir konumda olduğunu düşünüyorum şu anda genel olarak yani. Bundan sonra artık okyanusu gemiyle geçiyoruz arkadaşlar <laughs> uçak falan şimdi. Benim ilk uçak deneyimimde şey vardı. Bosnerse'ye gidiyordum. Giderken normalde bir buçuk saat falan orası. E, aşağı yukarı. Üç saate gittik. Air Bosna. <laughs> Otobüs gibi şey gibi uçak zaten. Böyle minibüs gibi uçak. Küçük. Aa. Ya bayağı şeydi yani böyle o cam arasından böyle şey boşluk vardı. Hava falan geliyordu bizim o havada. <laughs> şey böyle pervane dışarıda işte. Planör gibi bir şey dedi. Yani. Bayağı ya. uçuk. Ya. İlk deneyimim oydu. Ürkütücüydü biraz tabi. Ondan sonra Amerika uçuşları falan artık git gel falan. Alıştım yani. Büyük uçaklara bindim. Türbülans falan yedik tabi o şeyde biraz. Atlantik'te. Yani 4 olsun. saat boyunca sallandığımı hatırlıyorum yani. Kemmerler bağlı. O biraz şeydi yani. Korkut son gelirken ürküttü biraz beni de. Onda da şeydi ya. <laughs> Bak hiç unutmuyorum. Şimdi Almanya aktarmalıydı. Lufthansa gideyim dedi. İlk defa hep Türk Hava Yolları'na gidiyordum. Bindim Amerika'dan. Uçak boş böyle bu kısımlar. Yanıma da bir tane Çek cumhur, Çek bir kız oturdu. <laughs> Güzel de kız. bakalım. Kıvırcık, kumral falan böyle. Neyse. Ama bir yerden sonra artık kalktık maktık, türbülans, türbülans bir şeyler dedim artık e, ne olur. Ön boş. Geç şuraya. <laughs> Rahat oturalım yani <laughs> anladın mı? Ön boş, onun önü boş, yan taraf boş falan böyle. Dedim artık orada yok kızla oturma. Yok. Hmm. O ayrı bir dert yani anladın mı? Yanında kız varmış değil yani. Bir geç rahat rahat bir bari sallanırken böyle tınırken bir iki yere yayılayım iri adamım ben falan. Doğru dedi geçti oraya da sonra. Hiç düşünmedim yani mesela şey geliyor bana bu kafa Türklerde vardır ya yani, burası boş oturayım geçeyim falan. <laughs> yok orada ben bunun numarasını aldım ya burada oturacağım. Etrafımız bomboş rahat gidelim yok oturuyor yine yanımda kız. Bana ne güzel olduğun kadar zeki de olsaymışsın keşke. Neyse. Elimle geçmiş bu fırsatı. Ben bundan bunu çıkardım açıkça söylemek gerekirse yani. Adı üstünde Çek Cumhuriyeti. Sen kadını itmişsin. Bana ne ya? Yani... Ne yapayım ben? Çek yalı gömmedik de demeyiz progresi <laughs> Aynen. Buradan <laughs> Çek milli takımı Milan Baroş'a selamlar. Şimdi. Milan Baroş. Başlayalım mı konulara. Olur. Mesela ilk konumuz. Sen neden 3'te görüşürüz deyip 3.6'da geldin abi. Aynen 3'te, bu arada Gece 3'te çekiyoruz. Abi şey, çünkü... benim için 15.00 pardon. Ee, şey, Aynen. 22'de gelip 22. geleceğim deyip gelmedin. 0.6'da geldim çünkü bilgisayarı OBS açtım. OBS bak, o OBS update yaptı dedin, bu 6 dakika Aynen. süremez. Bu 6 dakika sürmedi zaten. Suyumu falan aldım böyle, onu geldim. Bilgisayar oturduğumda 2 geçiyordu. Ha suyunda şey. kocamanmış. Aynen. O da iki dakika sürer onu doldurması. O da var bu da var yani yetmez diye. Çok <laughs> bir insan. Bu yani. Özellikle yazın. Yazın, yazın çok tamam. sıcak. Budur. Yani on attan sonra ben şey olamam bir daha kaldıramam yeah. özellikle sen gidersen. Yok. Yeah. Ya zaten biz alıştık böyle. Triple <laughs> <laughs> takılmaya yani bu. Aynen aynen. Sorular kısmına gelince bilmiyorum sen gördün mü ama birisi ona da soru sormuş çok üzüldüm ben. Aynen yazık <laughs> cevap veremedim. <alamayacak. gülüyor> Altına gülücük bırakacaktım vazgeçtim biliyor musun onu. <laughs> Sadece o kadar. Cındır Mahal <laughs> zamanında şanti yapardı. Böyle rahatlamak için. Şanti yapardı. Artık ben de zamanında yapıyordum. Yani böyle bir rahatlayayım edeyim falan filan Şanti my friend ama hiç gerek kalmadı. Neden? Haftalardır şöyle bir rahatlık var programda. Bir sakinlik, dinginlik var. Geçen <laughs> hafta o kadar laf etti. Nerede? Ya? Yok, hani QR kaç, kod kaç... yolluyor falan. Boş boş. QR kod yolluyor. Ya, bir şey çıkmayacağı belli zaten. Adam durduk yere şov yapıyor yani. Geçelim bunları. QR kod demişken direkt hadi çok başka bir konuya girecektim de. Rada bence şeyle girelim. Bodalas'la girelim. Tam QR kod demişken. Ben çok güldüm Chad Gable'a ya. Çıktı biliyor musunuz? <laughs> Uncle Abdi Boğdallı suçluydu. Işte. <laughs> Herkes biliyoruz zaten falan diye böyle. İşte en büyük gizemi ben çözdüm diyor. Komikti zaten arka başladı bunun olayları. E ondan sonra artık ringe çıktı. Baya baya çağırdı Boğdallısı gel dedi. Hmm. Boğdallısı müziksiz şekilde gelmesi, herhangi bir entransız şekilde gelmesi çok doğaldı, çok hoşuma gitti. Ringe geldi. Gelirken zaten daha dur gelmeden Creed'ler başladı arkadan saldırmaya ve anladık ki artık o benim de hep böyle hayalini kurduğum Chad Gable'la Creed böyle beraber bir şey işte World Creed's Tag Team gibi Kurt Angle bu mevzuları falan göreceğiz umarım. Hem oraya girildi hem de bu adayla dayak yedikçe güldü. Yedikçe güldü. Yedikçe güldü. Yani zaten günün e, önceki dakikalarında bir Eric Rowan kaseti vardı. Ben gerçekten duygulandım onu izlerken. İşte abim öldü. İşte liderimiz oldu falan gibi böyle. Ya yani çok güzel yansıtmışlar onu. Ve ondan sonra da bu Boadalas'ın sürekli gülmesi, gülmesi, gülmesi derken işte there you are deyip artık White Six'in sonunda bir gelmesi ringde. Bence gecenin kapanması gereken anı oydu yani. Orada kapanması gerekiyordu. Yani saçma salak Sami Zayn falan izledik neyse için. <laughs> Chad Gable gizemi çözdü. White Six geldiler artık ringe girdiler. Bu saatten sonra bir şeyler yapacaklar belli. Yaz Bodalus böyle minimal bir fight e, esintisi, gülüşü, yine şunu yapması falan böyle. Ne hissettirdi sana? Ne güzeldi abisinin anısını anas çok <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> gerçekten. o abisinin gülüşünü kendine edinmiş. Çok tatlı. Bir de üstüne yeye ye diyor. Luke Harper'ı da anıyor aynı zamanda. Evet. O da çok tatlıydı. Bodalus'ı takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Zaten mesela hareketi satarken böyle bir ayrı bir hareketi satıyor. Evet. Chad Gable'la Creed Brothers'ın saldırısında. O saldırıyı güzelleştirdi yani. Onu Bo Dallas'dan başkasına yapsalar o kadar güzel görünmeyebilirdi. Bo Dallas hakikaten çok tatlı sattı bütün hareketleri. Ve bildiğimiz Bray Wyatt'ın rolünü üstlenmiş ama onun anısına zarar vermeyecek şekilde onu yaşatıyor. Yani benim hayal edebileceğimden çok daha iyi bir rolde şu anda Bo Dallas. Bir de üstüne üstlük White Six görünüş açısından gerçekten çok tatmin edici. Yani şu anda bireysel olarak ne yapabilirler, nasıl bir yetkinlikler olur bilmiyoruz. Ki benim çok da şu anda merak ettiğim bir durum değil aslında. Onları böyle dışarıdan bu şekilde görmek, gördüğümüz şekilde algılamak bana fazlasıyla yetiyor. Ve büyük ihtimalle de ileride önemli şeyler yapacaklardır diye düşünüyorum. E, belli başlı. Mesela Nikki Cross'u sen Sırf görünüşünden dolayı seçtiysen bile ne kadar doğru bir karar olduğu ortaya çıkmış. Yani Nicky Cross şu anda maskenin altında tabii. Ne hissettiğini yüzünden okuyamıyoruz bir yerde ama o White Six maskesinin altında. Ama e, en azından şunun farkındayız. Kadın şu anda WWE kariyerine ilk başladığı günden beri en önemli işini yapıyor. Bu çok net bir şekilde. Eric Rowan mesela o kasette Luke Harper'ı anarken, Bray Wyatt'ı anarken ciddi duygularını hissedebiliyoruz. Bir rol yapmıyor orada. Adam gerçekten ne hissettiyse onu söylüyor. O yüzden çok değerliydi yaşadığımız, o gördüğümüz her şey. Ve her biri de Bray anasını yaşatmak adına. Aynı zamanda Luke Harper'da unutmuyorlar tabii ki. Ben burada ilerleyen dönemde inşallah Braun Strowman'ı da görmek isterim şu anki gidişat dolayısıyla. Braun Strowman bireysel olarak çok bir şey yapabilecekmiş gibi durmuyor ki isterim bireysel takılmasını ama pek öyle değil gibi. Ee, Umarım bir şekilde o da onlara katılır. Şu anda çok iyi gidiyor White Six. Hmm. Ben bu konuda biraz kafam karışık. Yani şimdi Braun Strowman olayının olacağını düşünüyorum. Hatta yani baş dediğin gibi başka bir şey yapabileceğini ben de düşünmüyorum. Baktığımızda Braun Strowman çok normal bir güreşçi halini aldı yani. En basit rakiplerde bile zorlanıyor yani. 2017 zamanlarını hatırlarsanız arasında şu an dağlar kadar fark var. Daha çok Cansine'ye çekmiş. Cansine gibi gelip kaybediyor. Saçı da gitmiş arkadan zaten üzülüyorum. Geldin niye gel kalmadın bilmiyorum. Ya da gel Türkiye'ye halletsinler yani. Anlatabiliyor muyum? Gelmiş zaten. Ha yanlış yere ziyaret etmiş o zaman ne bileyim. Belki dişi için gelmiştir yani şey. Yani dişi derken anladınız. Neyse şimdi bu White Six'in olayı beni tatmin etti. etmedi, etmedi değil. Sadece ben genel olarak şu an Triple H'in Booking'inden hala yanıyorum. Çünkü çok yavaş ilerliyor her şey ya. Hani debut oldu bu olayı kaç 5 hafta sonra 6 hafta sonra görüyoruz yani. Olayın kendisi güzel. Ard arda baktığımda güzel ama aradan çok vakit geçiyor ve ben soğuyorum yorumu sıkılıyorum abi. Dolayısıyla aynı heyecanı falan yaşayamıyorum ben. Hani bazı şeylerin yer ve zamanı vardır. Triple H bu da çok afallayan bir adam diye düşünüyorum. E mesela Creed Brothers, Chad Gable'a katıldı çok güzel bir andı. Ama bu anın tadını hiç çıkaramadık ki. Direkt bütün segment şeyle alakalıydı. Ne Chad Gable'la alakalıydı ne kimseyle alakalıydı. Bu odası alakalıydı. Ortada o vardı. Segment'ın ana odağı oydu. Yani neden? Bundan önceki haftada böyle Chad Gable'a bir maç verip böyle sürpriz bir şekilde yedire yedire Creed Brothers'ın katıldığını göstermedin. Çok güzel olurdu. O an bir kere olacak yani posterlik bir şey gösterebilirdin bize görüntü verebilirdin ondan sonra yine bu segmenti birebir aynı yap hiçbir şey değişmezdi daha iyi olurdu hatta Creed Brothers için işte yani bu tarz ufak tefek şeyler beni kurcalıyor Bodalas konusunda hiçbir şikayetim yok White Six konusunda da hiçbir şikayetim yok açıkça söylemek gerekirse onların tarafları iyi Bodalas'ın zaten ben bu gemini hani hep hayal ederdim isterdim dolayısıyla bu tarz işler yapması beni mutlu ediyor ve yedire de, yedire yaptıracağının da arkasında durmuştum daha en başından beri ve yüzümü hani bu konuda kara çıkarmadığı için de her hafta hani zevkle izliyorum. Yani tabii ki de kardeşler ama özellikle bu gimikle birlikte sakalın da uzatmasıyla birlikte bir de o pis gülümsemesiyle birlikte resmen hani abisini görüyorum yani ringte. Umut Yani en azından güzel anlar görmeye devam edeceğiz. Bakalım yani <laughs> Bir 20 yıl sonra herhalde bu hikaye e, ilerleyince güzel işler görürüz. Benim sıkıntım da dolayısıyla şey pacing dediğimiz abi hani biraz biraz daha hızlı olabilir yani ama onun dışında e, yani bu odalasın, ben çok şey hak ettiğini düşünüyorum. Yani doğru yaparlarsa işte Bray White kaybettin, Undertaker güreşemiyor artık. Alistair Black belki bir şeyler olabilir Darksider. Yok Darksider'ın yok. Bo o Darksider karakter olabilir. Ya yani, Grubun geri kalanı Bo için çok güzel bir aksesuar tadında bir şey olur. Yani tag team olarak vesaire de. O gruptan ben breakout diyebileceğimiz bir isim de göremiyorum bu arada. Joe Gacy de buna dahil genç olmasına rağmen diğerlerine göre. Ee, yani benim yani şu an e, keyfim yerimde dolayısıyla Boğadas'ın daha büyük işler yapmak istediğini de görmek istiyorum Chad Gable'dan sonra ama bu bu segment iyi yani. Nharda ya, bir. Summersla mı sanki bir şeyler planlanıyor gibi olduğu için biraz sanki uzatlar gibi geliyor bana. Öyle öyle bir söylenti vardı zaten de. <laughs> yani bilmiyorum. Ben keyif alıyorum aslında ama katılıyorum sana Kero biraz fazla uzadı. Böyle olunca ben de hatta o QR kodlar falan bir ara sürekli yani bir şey oluyor. Twitch'e yönlendiriyor oradan WhatsApp falan derken çok uzamıştı. En son artık görmemiz güzel ama Bo Dallas bu şekilde devam edecekse ben razıyım. Bana birazcık bu adamın havasını veriyorsa ben razıyım yani şu an. O yüzden tabii ki sadece ona endeksli olmaması lazım. Yine kendi bir karakteri bir şey olması lazım. Böyle devam eder süreçlerde olacak bence. Ama Branstrom'un konusu ıı, yaz da girdi. Ben kesinlikle ama kesinlikle bir yerden sonra Strowman'ın White Sixleme içine girmesi gerekiyor. Yani belki şey olur mesela. Ne bileyim? Eric Rowan gider. Söyler yani bir tane hani şey çek, çeker ha. yani böyle. Birazcık böyle doğaüstü karanlık şekilde bir şeyler işlerler. Bu adalıs bir kulağını fısıldar bir şeyler olur uykusunda. Strowman'ı hmm. bir kara koyun mooduna sokmamız lazım ki Eric Rowan'ın koyun maskesini gördük. Çok hoşuma gitti ya. Yani. Çok güzel konuştu. Tatlıydı. White Six'te şu anda kuklalar var tamamen. Yani o işte White Family'deki karakterler yok. Black Sheep, White Sheep falan. Evet. Şu anda tamamen bütün kuklalar var Five falansa Funhouse'daki. O yüzden mesela Bronstrom'un nereden gelir o biraz düşündürücü. Ama eğer de kukla, ileride kuklaların dışına evrilirse bu hikaye de tabii Bronstrom'un adı çok açık bir yol görünür o zaman. Yani black sheep bir de sanki onun anlamı zaten dışlanan gibi böyle. Evet. Aykırı olan. Evet. Oradan girer. Çirkin ördek yavrusu. <laughs> Burada her yerde olan bir hanımefendi vardı. Açılışından orta segmentler <laughs> her yerde böyle bir inanılmazdı. Ya zaten direkt şovun başlangıcı da asansörden çıkışıyla beraber tek kamera yine <laughs> ringe kadar gelişi müthiş bir işte sırt ne <laughs> Nasıl diyeyim bu açısıyla. <laughs> Çok güzeldi. E, segment de güzeldi tabii. Genel olarak. E, tabii. Ring'e geldi. Liv Morgan'a seslendi. Liv Morgan kısık sesiyle aynı benim gibi. <laughs> Yayında dizak <laughs> exactly insanlar şey diyor. Bir de terliyorum tamam mı? Böyle havlu falan var yerinde. Direkt apar topar eve gelip yayın açmıştım dün. İzliyorum. <laughs> Lee Morgan da giydiği şey gördünüz mü böyle? Çok terli gibi duruyor falan ya böyle. Aha, Abi senin de sesin falan da. <laughs> İkiniz de şey hayırdır ya siz beraber mi geçirdiniz şey falan? Demek <laughs> ki sen de bağırıyorsun. Açıklıyorum ben de Riya'ya. <laughs> Biz sağdızdır o konuda. Seslendi gelemedi tabii Lee Morgan ama ya yani hepsini bir şeyde ele alalım bence tek tek gidelim yani şeyi. Ee, Türkiye orada Türkiye'de zaten. Aynen yetmez baya da ya <laughs> Lynn Morgan direkt açık açık şey dedi. <laughs> Başta dedi işte Domini işte senden intikam almak için Domini'ye yanlıyordu. Sonra işte, işte hoşlandım da ıvır ıvırda zıvırda falan. Sonuç olarak SummerSlam maçı teklif edildi ve kabul etti. <laughs> ve gecenin devamında sürekli bir arka alan olayları vardı. Dominik işte özür diliyor. Aynı China Eddie gibi yaptılar. <laughs> Jey Uso anlamaya başladı. Bir e. Bu benim tadımı kaçırdı. <laughs> o güzeldi. değil. güzeldi. Sesimi güzel bir alayım. <laughs> <laughs> Baya güzeldi bence. Hmm. Demi Damien Priest'i fark etmişsinizdir. Artık face gibi davranıyor. Face oldu gibi. <laughs> Dominic gazlaması çok güzeldi. Dedi ya sen hapse girmiş adamsın ya dedi. Böyle senin işte mamine laf atıyor falan sen bunu şey bence <laughs> Git maç ayarla falan dedi öyle Güzeldi. E, maçta da yine Liv Morgan'ın karışması. Yine bir kucak işte üste çıkma muhabbetleri derken. Liv geldi şey Rhea geldiği gibi Liv kaçıyor zaten. Kesinlikle. Kortak. Yok oluyor gidiyor. Sonuçta Dominik maçı kaybetti ama en sonunda artık o siyah gül yine affetti yani Rhea. En azından öyle gördük şu an. Ve SummerSlam'a gidiyoruz. Yavuz, bütün bu Rhea Lee Morgan segmentleri, SummerSlam'da ne bekliyorsun? Buyur. Ben burada hiç düzen takipçilerin beklemeyeceği bir şey söyleyeyim. Damien Priest, helal olsun Damien Priest'e demek istiyorum. Harika <laughs> bir rol oynadı Rhea'da. Genel an, baştan sona adam evet. tam bir böyle ortalık bir. karıştırıcı rolündeydi. <laughs> Fit mükemmel bir tanım. Dolayısıyla e, Domini'ye e, şey yapması, Domini'yi gaza getirmesi işte <laughs> ile beraber kanka kanka takılmaları. işte ben yokken buralara baktığın için teşekkürler dedi Ria do, Damien Pristep. Bunlar tatlıydı gerçekten. Judgment Day etrafındaki bütün kalan segmentleri bence komikti, eğlendiriciydi. Özellikle Carlito'nun mesela araya gidip laf sokması falan. Çok tatlıydı bunlar. Carlito, Carlito şey gibi Kali, olmadı mı? Ron Simmons gibi olmadı mı? Duruyor. Evet. Dayum gibi böyle geliyor. That's cool. <laughs> That's not cool. <laughs> Aynen. Carlito'dan da bir Kalit... şey oldu yani. Kesinlikle. Zaten görmek bile yeterli bence. Yani ring içini <laughs> falan çok eleştirdik burada. Özellikle Kero eleştirmişti diye hatırlıyorum. Ama e, yani şey adamın bulunması bile yeterli en azından. Bu çok büyük bir beklentiye girmeyecek olsak bile. Eski yüzleri görmek bana her zaman güzel hissettiriyor. Carlito da rolünü güzel öğreniyor. Ripley sordu mesela Carlito'nun ne işi var burada diye. Adam bir laf edince net bir şekilde görebiliyorsun zaten. Direkt komik, eğlendiriyor. E, filmlerle JD McDonough'ı çok göremedik. E, onların biraz daha rolü büyük olabilirdi. Özellikle tank team şampiyonları olarak. Hatta bir kemer içinde bir feudları olmalı bence. E, yine öyle rastgele gitmemeleri. Genel olarak Triple H döneminde tank teamlerden ben istediğim verimi alabildiğimizi düşünmüyorum ana kadroda. Ve ben Triple için bu konuya çok el atacağını da düşünüyordum başa geçtiği günden beri. Ee, yani çok büyük beklentilerim vardı. Çünkü Vince McMahon zaten tag teamleri sevmeyen, tag teamlerden hatta nefret eden bir adam Vince McMahon. Ee, onun üzerine Triple H gibi genel olarak profesyonel güreşin en ince noktasını bile inceleyip sık, sık dokuyan bir adam olarak Triple H'in yani <laughs> tag teamleri... <laughs> <laughs> <yani>. bir <gülüyor> çözüm <gülüyor> bulmamız lazım ya böyle. Aynen, böyle hayat böyle... gitmez böyle. Dört bölümde bir. <laughs> sen, gül, sen gülmesen ben devam edeceğim. <laughs> Şu an izleyen herkes gülüyor zaten. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok geç artık. Yani bu konuda Triple H'den beklentim var. E, Ria Ripley olayına gelecek olursak tam bir süperstar. Kadın baştan sona e, ya taşıdı. Yani bir kadın güreşçi üzerinden ancak bu kadar önemli bir Raw yazılabilir dediği düşünüyorum. Becky Lynch bile 2019'da 18'de o kadar en yukarılardayken Raw bu kadar sırtında taşıdığını hatırlamıyorum ben Becky Lynch'in. Rhea gerçekten yani literally sırtında taşıdı o ilk açıdan. <laughs> gerçekten kadrıca sığmadı kadın helal olsun. Dolayısıyla Dominik'le arasındaki durum şöyle. Gerçek bir gerginlik yarattılar. Gerçeğe çok yakın. Bize hissiyat buydu. Bize verilen hissiyat. Ve ben buna inandım. Yani Ria gerçekten Dominik Dominik'i seviyor. Ona değer veriyor. Ve Dominik'in yokken, kendisi yokken onu arayıp sormamasından, Liv'le yaşadıklarından gerçekten rahatsız. Ama ona verdiği değerden dolayı da gidip ona fiziksel bir şey veya lafla herhangi bir şey yapmıyor. Bunu böyle yaşatmaları, atıyorum Ria'nın gidip direkt Dominia'ya saldırmaması falan. Bu bence tansiyonu yüksek tutmaları açısından tatlıydı. Yani gidip Ria geri döndüğünde mesela Dominia'ya diye bir tane tokat atsa, ondan sonra gidip direkt hatta fiziksel olarak saldırsa bile bu çok basit öngörülebilir bir şeydi. Bunu yapmadılar. Direkt o tansiyonu çok yüksek tuttular. Fiziki bir şeye girmediler ve Livle Dominik mecburen yakınlaştığı zaman da Ria pat diye girdi araya. Bunu engelledi. Olması gereken de buydu mesela. Hatta Yusuf ona sertek sorgulamıştı diye hatırlıyorum. Bir üç ay önce falan. Ya Li bu kadar şey yapıyor işte Ria nerede diye. Şimdi Ria o zaman sakattı. Yoktu tamam. Ama bugün hikayede var. Ve çat diye de geldi. İşte benim de beklediğim bu olurdu zaten. En sonunda da kadın şey yapamadı. Dominik'ten vazgeçemedi. Yine gülünü verdi ona. Bu işin sonu belli ki Dominin zaten Dominic Hill daha da böyle bir heel'ın heel'ı olacak gibi hissediyorum. Rhea'ya saldırarak veya Rhea'ya en azından kemerik kaybettirir bir şekilde. E, aralarında ileride umarım bir maç görürüz diye düşünüyorum. Ben bunların maçını bekliyorum. Ya Dominik maçını bekliyorum. Aynen. Ciddi manada böyle beklenti var. Özellikle Bad Blood'da mesela Helena Saldı. <laughs> yani Do Dominik Bad Blood güzel olur aynen. Dominik nasıl karşılık verecek çok emin değilim. Ama bütün maç dayak yese bile ben tatmin olurum şahsen. Evet olur. Evet, olur. Mesela Liv ile Rhea maç yaptığında SummerSlam'da büyük ihtimalle Dominik istemli veya istemsiz Rhea'ya o maçı kaybettirecek. Bir yerde kazık atacak istemli veya istemsiz. Görünen o çünkü Rhea babyface. Ağır bir babyface olacak e, şu anda. Görünen o. Damien Priest de o yolda gidiyor. Gunter'la özellikle feud'dayken. Judgment Day'in kalan kısmı Heal'ken bunlar Babyface'ken. Bakalım nasıl olacak? İlginç bir dinamik o da. Bir şey söyleyeceğim kere geçmeden önce. Bekir'in çöneyini verdin ya 2019'da ile kıyaslarken. Hmm. O dönemde aktif bir izleyici olmadığım için bilmediğimden söylüyorum ve sonradan izledim ama o an dünya üzerindeki kitle böyle Bekir'e Ria kadar böyle bir şey var mıydı? İlgi var mıydı? Ben zannetmiyorum. Ya O bir e, devrim gibiydi abi. Yani 2015'teki kadınlar devrimi ama şey gibi. De... Hani WWE zirvesi bir yani. şey gibi hani. WWE evet, bunu ayak yani. oldu gibi ama Rhea doğal, değil doğal şekilde organik oldu yani. Tam olarak Okey fark koydum. Judgment Day'de evet. o kapşonu kaldırdı. Oradan itibaren Rhea bambaşka bir şey evrildi yani. WWE yolunu çok açtı Becky için ama o itme dediğim mesela Roman Reigns'in itilmesi gibi de değil açıkçası. Becky o mesela Charlotte'a saldırdıktan sonra SummerSlam 2018'de o zaman desteği başladı zaten. O zaman The Man oldu. Ha, the Man oluştu da Evolution'du yanlış hatırlamıyorsam. Evolution 2018'de hmm, yaptıkları Revolution. maç sırasında e, birbirlerine I am The Man demişlerdi. Hem Charlotte hem Becky birbirlerine diyorlardı. Ondan sonra The Man mottosu çıktı zaten. E, mesela orada Becky şeyi aldığı destek çok doğaldı. Karakterinin gelişimi çok doğaldı ve yıllardır birikmiş bir şeyin neticesiydi o da. Ama WWE de bunu arıyordu. Yani büyük yıldızlar çok şeyi ürünü geliştiremiyordu o zaman erkek yıldızlar. Her şey genelde Brock Lesnar'ın etrafında dönüyordu. Roman Reigns zaten lösemi olmuştu falan. O yol açıktı yani kadınlar için. WWE'de orada bir tane yıldıza ihtiyaç vardı. Doğal yükselen yıldızı evet, ciddi manada ittirdi yani. Rhea Ripley konusunda en ufak bir ittirme olduğunu ben de düşünmüyorum. O kesinlikle full, full ve fullün doğalı yani. Buyur, zaten daha yetenekli. Ve promolarda daha kötüydü Bekir bence. Ama bu geri dönüşünde artık ne kadar devam eder bilmiyorum. Çünkü mutlaka geri dönüşünün verdiği bir gaz bir heyecan vardır. Kestiği promoyu çok beğendim. Yani Rare Replay standartlarına göre. Çünkü alıyordum eskiden Rare Replay mikrofonu. Her şey var, görüntü var, hani prezentasyon mükemmel. Konuşamıyordu. Yani kendine güvenmediğini ben seziyordum çok rahat bir şekilde. Burada hissettirdi bana konuşurken. Ve e, bu yolda devam ederse ve hani ilerletirse bu yeteneğini ki vakti bol var. E, durdurlamaz durdurulamaz bence şu an. Zaten e, hani God şeyinde bence nedir o? konusunda e, konusuna girersek Real sokmak zorunda kalırız kadınlarda. E, o promo hal, işinde halledebilirse tamam yani bitti. Kilitledi konuyu. E, cips kola kilit yaptı. Ya şimdi bu segmentta yani hoşuma giden şeyler aslında Yaz sen söylemiş oldun işte gelecekte ne olacak Dominik'le olayı falan. SummerSlam'de ben istekli bir şekilde Dominik'in sırtından bıçaklayacağını düşünüyorum Rüya'yı. Ve bu Rüya'yı çok aptalca gösterecek açıkçası. Yani belli çünkü. Belli. Ama en azından da bir işte biraz yumuşatıyor şu an o tansiyonu ortada tutarak. Ama ya benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Ripley döndü. Aynı şekilde yani şey var işte Morgan'la Dominik'in olayları birebir aynı. Orada J. Ripley takılıyor sadece. Pek ben bir e, farkını alamadım. Beni en çok kıskanan şey de şu. Tamam çok güzel. China ile Edgar Aaron'ın muhabbetini yapın. Ama birebir yapmayın. Ya yani birebir olmuş. Ben aynısını... Ya, 30 AJ saniyede Charles, izleme ya. Ne olacak oğlum 30 saniye AJ izle işte. AJ Styles Mark Henry'de dedim. Ya ben bilmiyorum. Aynısı bak çok benzerini yap. Kendi farkını koy. Yani sadece ben bunu istiyorum. Sadece arkalara isterim. giderken konuştu 15-20 saniye ya. Bence Bilmiyorum. güzeldi. Ben keyif aldım. Bilemiyorum. Neyse. <laughs> Dominik ama <laughs> bu işten şey çıkar yani. Heal çıkar kesinlikle. Çünkü face olursa çok ortada kalacak. Bakalım. Bakalım. Yani o tabi dediğim gibi yani tamam pay amacı yapın. Saygınızı gösterin. Ama kendi orijinal bir şeyinizi de koyun oraya. Ufak bir şey olsa da. Onun dışında ama yani Summer seni bekliyorum ben de orada bir şeyler olacak. Şu an yine bekliyoruz işte. Benim beni bütün hikayelerden şu an soyutan şey bu. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Yani bir tane hikaye bir e, sonuca ermiyor veya bir sonraki aşamaya geçmiyor şu an. Bunda da beklemeye devam edeceğiz. O benim canım sıkıyor. ama yani genele baktığımda büyük şu resme baktığımda ben de bu hikayeden memnun. Bir dakika şey geldi. Hapşu. Evet. Yok. <laughs> Abi tamam, hikaye çıktı ya. Jay yanlamaya başladı. Okey. Yani SummerSlam'da belli ki kazanamayacak kemeri Rhea. Mevzu devam edecek. Dominik karşı tarafta olacak. Dominik Liv'le olacak. Rhea da Jay'le işte bir intergender tag team maçı. Mix tag team maçı. Ama bir dakika burada kemer olmaması lazım. O zaman Tiffany Liv Morgan'a keşin yapsın. Olur. Hani. <laughs> ağır, ağır spoiler vermiş olabilirsin. Bilmiyorum şu an birden geldi bilmiyorum böyle bir şey. İlginç. Neyse. Bu arada bu, burada Buddy kullansalar Gerçeğe en yakın yapabilecekleri şey olur. Buddy şu anda AW'da en son ama hala oradan bilmiyorum ama. Kontrat durum nedir ee, bilmiyorum ben de. Şey yani biliyorum ben. Malakay devam edecek yıllarca. Body belki çıkabilir. O onu kullanabilirler. Gerçekçi olur fazlasıyla. Ama bir Doğru dakika değil, nasıl arada, gerçekçi olur ya? Diye. Bir dakika dur. Bak gerçekçi olur diyorum da şimdi. Adam evli. <laughs> Zaten onunla beraber. <laughs> Birden gelince abi ben sen evliydim mi diyecek yani. Dominik <laughs> o zaman <ne> <laughs> Olmaz <Evet>. yani. Doğru. <laughs> Dominik'in karısı gelecek sonra. Doğru. Evet, o biraz hmm. Ama en azından şey olur. Bir Dominik için. Yani Ceyuso'dan daha gerçekçi olur bence. Ya, <laughs> Hı, Hı. Hı, Hı, ilişki da olmasın da. maç yapsınlar yani. Ya. Yok ya Ceyuso'dan Başka ne <laughs> yapacak Jayuso'dan başka? Abi Jayuso size de şey gelmiyor mu ya? Artık böyle eğlence faktörüne dönüşmeye başladı. İyi işte bilmem abi. ne. Sürekli tişörtler satıyor diye devam ediyor da, e, geçen tweet attım böyle yine azmazışlar benim. O adam eskiden Bloodline mevzularında Roman'dayken daha main eventti. Şu an adam Main event evet. Jayuso olmasa rağmen main event'e çıkmıyor. <laughs> yani <Ama gülüyor> ne bileyim. Şunu kaçırıyor olabiliriz. Belki dertleri o değildir yani. Belki şu evet işte. andaki rolde memnunlar. Bu zaten Aynen. aynen para Ki, getiriyor abi tişört satıyor o, gibi. o var mesela. bir de yani yetenek kabiliyetlerinin belli bir noktası da var sonuçta bu adamın hep konuşuyoruz mesela WWE şampiyonu olsa bugün biraz yadırganabilir ama ha. şu an bu rolde o mesela Yiğit yaparken falan böyle tatlı duruyor, güzel. duruyor. ondan yana bir sıkıntı benim zaten bir sıkıntım yok da hani J fanlarının böyle hep J ana kemer alacakmış Şeyinde yani, de ya. Öyle bir şey yok işte yani. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Şu an hiç Bunu öyle genel olarak uzaklaştık. söylemiyor bu arada. Hani Aynen. sadece e, bir haklı. Yani Jeuso Money the Bank posterinde olan adam bir evet. csi geçmedi. Bir çıkışını yaptı o kadar yani. Bir daha duymadık, görmedik adam. Yani benim ya, spesifik yani. olarak fanlarda da şöyle bir durum var. Jeuso fanı dediğimiz bir insan büyük ihtimalle <laughs> bu bakalım. adamın yeni yeni fanı olmuştur. Yani ben 2014'ten hmm. beri C Yusuf diyen biri vardır illa ki de nadirdir diye düşünüyorum. O yüzden yeni Bilmiyorum bu adamın ya. bir fanıysa kemer almasını istemesi çok doğal. Yani ondan çok Tabii canım. şey bir yorum bekleyemeyiz. İşte i̇stemesi ayrı ama şu anki gidişat hiç orada değil yani. Hı. Aynen. E bu kabullenmediği zaman yani yani şey bunlar gibi. işte hep diyoruz subjektif şeyler. <laughs> Değil. Ee, şey objektif şeyler değil. Subjektif hepsi. Aynen. P şey gibi oldu bu. Body fanı yoktur. Hepsi Roman haterıdır diye. <gülüyor> 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 Onun minimalini söyledi adam ya. Yani. Şimdi e, mikrofon demişken. Kero dedi işte yeni mikrofon derken. Şu an bence Damien Priest de Rada mikrofon konusunda önce bir Günter'den bir yedi. <laughs> bir güzel yedi yani. Ben işte <laughs> sokaklardan geldim falan dedi. Günterde de sokaklar tercihtir kardeşim dedi. Sen anam baban adam gibi olsalardı da senin sokakları düşünmeselerdi <laughs> falan dedi. Çok ağır konuştu. Hı hı. E Demi Pırış'ta karşılığında ya hep şey oluyor böyle. Ya bir adam face'e dönerken ya da face'ken artık sürekli şu şey konuşuluyor ya. Ya bu kadınlarda da var, erkeklerde de var. de çok var. İşte ben böyle işte mücadele <laughs> ediyorum. Helal olsun herkes arkamda. Şuna Demin Priest'te de böyle o birazcık şey. Kendi geçmişinden dolayı. Ben hak ettim buralara gelmeyi falan ki Hatırlayın resim cash'in keşin yaptığı zaman ayakta alkışladı millet. Sonra değişti ki tüm konuda bittikten sonra çok güzel bir şeye değineceğim. Siz de hmm. bu konuda unutturmayın bana. yazın Yazdım buraya gerçi bu Demi Pris ilgili. Çok bence güzel bir yorum vardı. Ya yani Demi Günter yüzleşmesi oldu. Bu ikili maç yapacak. Ya sana inandırdı mı mesela Demi Pris kemeri koruyacağına ya da Günter kemeri alacağına? Hangi ne verdi sana yani bu segment? yani bu segmentin sonunda bence Damien Priest bir adım üstte gibiydi. En azından o kadar uzun süredir görmediğimiz bir yoğunluğu vardı adamın promosunda. Ve buna ihtiyacı vardı Damien Priest'in belli. Şimdi bazı güreşçiler var gerçekten hissederek konuşuyorlar net bir şekilde anlayabiliyorsun ama birçoğu da günümüzdeki güreşçiler o WWE Performance Center fabrikasında bir e. tane e. ürün olarak çıkıyorlar. Ve o üründe mesela kendilerine özgü çok az şey oluyor. Tamam. Gerçekten çok önemli hocaların altında eğitim almış oluyorlar. Gerçekten önemli kabiliyetleri oluyor. Özellikle ring içlerini çok geliştiriyorlar ama karakter açısından o karakter derinliğini vermek çok kolay da bir şey değil. Çok öğretilebilir bir şey de değil bence. Yani izleyeni, izleyerek öğrenilmesi gerekiyor. Mesela Logan Paul'un bence Damian Priest'ten çok daha derin bir güreş karak güreşçi karakteri var. En başından beri böyle. Logan Paul hissederek konuşabiliyor konuştu o zaman. Ama Demian Priest'te bu yoktu. Gördük ki yapıldığında yapılabiliyormuş. Demian Priest'te patır patır konuştu yani. İşte sen sokaklardan geliyorsun deyince adam şöyle bir durdu. Gerçekten doğru söylüyor ya falan dedi. Üzüldü şöyle içinden. E benim buna duygusal bir cevap vermem lazım dedi Demian Priest. Ve verdi. E, her seferinde kendine bir şey bulsa böyle karakterini ciddileştirebilecek... Gerçekten konuşmasında buna değecek bir şeyler bulabilse, karakter derinliğini arttırabilse Demian Priest'in de arkasına geçilir. O da yani boş bir adam değil. En başından beri bunu ha. söylüyoruz zaten. Seksel diyoruz evet. Mustafa Sarıgül'e girmeyin de. Hadi. Bu sefer ne dedim bu sefer arkasına farkında <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Yani o yüzden destek verilir Demian Priest'e de ama o yoktu. Şimdi varsa güzel, pozitif en azından. Dünya şampiyonumuz sonuçta şöyle bir sevebilelim yani. Gunter'ın burada çok böyle Rolanti'de takıldığını gördük. Daha yeni başlıyoruz Fiyo'da şöyle bir sakin modundaydı Gunter. O da güzeldi. Çok takmadı böyle Damien Priest'i. Ama o da ciddileştiğinde nasıl ciddileşiyor zaten çok biliyoruz. Ben istediğim olmaz. Bu ama öngörüm SummerSlam'da en azından Damien Priest'in koruyacağı yönünde. Ama Bash Berlin'in sonunda Gunter'ın Kamera almazsa e, <laughs> burada çok şey konuşuruz bence. <laughs> Bu Gunter farkıdır arkadaşlar. Gunter'ın WWE'ye geldiğinden beri yaptığı kalitesi varsa NXT UK'dedir. NXT UK'de tarih boyunca 3 kişi izlediği için tüm dünyada o işleri boş ver zaten. Ben ee, izledim güzeldi <laughs> İşte sen o üçün birisin diyeceğim yanlış anlaşılacak. Şimdi abi Gunter gayet <laughs> promo yeteneği hala bence yükseltilebilir de çok güzel damardan giriyor abi yani bu aslında konuştukları konu sen işte sokak çöpüsün sen de işte burjuva adamsın falan çok basit aşırı yani jenerik bir konu yani her yerde görebilirsin de yeterli zaten bu hani aşırıya kaçmana gerek yok o orijinal olmayan konuyu da güzel işlersen yarıyor yani ben bu segment bu arada şu an heyecanımdan da fark etmişsiniz Ori segmentimde, Gunter zaten favori güreşçim herhalde şu an. E, Güreşlerinden biri bile demeyeceğim dolayısıyla. Yani çok güzeldi. Gunter'ın sürekli gülümsemesi böyle pis pis falan rolünü gayet güzel oynuyor. E, kesinlikle yani ring içinde zaten birçok güreşçiden çok yukarıda e, bu promo olayını da geliştiriyor yani. İlk geldiğinde bakın ana kadroya Gunter'a. Yani sürekli what what diyordu seyirciler mesela. Burada demediler. Gerçekten arkasına geçtiler Damien Priest'in ki ben açıkçası El campeon. Seviyorum kendisini artık yavaş yavaş. Hoşuma gitmeye başladı. Kesinlikle bir Triple H projesidir bu adam. Yani öyle bir hani sevmese etmese falan. Çoktan kaybetmişti bu kemeri. Sete olur, Drew olur. Ama herkese karşı korumayı başardı. Ve yani adamın pozisyonu şirkette belki de hak ettiği pozisyon olmayabilir de adamı nereye koyarlarsa koysunlar ben şunu görüyorum %200'ünü veriyor elinden gelen her şeyi yapıyor. Buna da saygı duyarım en basitinden. Ve abi alışmaya da başladım. Yani böyle daha çok ya senin dediğin gibi karakter gösterebilirse, kendini daha iyi taşıyabilirse ki ben buna da inanıyorum. Damien Priest sadece bu hafta değil, birkaç haftadan beri kendi daha iyi taşımaya başlıyor. Yani Santana'nın en başına bakarsanız Damien Priest'in biraz daha hani zorlandığını konuşurken yine tedirgin olduğunu e, e, görüyorsunuz. Yani tıpkı Rhea Ripley gibi biraz daha güveni artık kendisine gelmiş. Neden? Çünkü aylardır bu kemeri taşıyor. Hani e, şey yani evet biliyoruz güreş hani nedir scripted'dir ama alışıyorsun abi bir insan olarak da gerçekten alışmıştır yani artık bu rolüne ve ben devam ettireceklerine inanıyorum. Sonuna kadar yani o portakalı sıkacak Triple H zaten bağıra bağıra aslında söylediler Damian Priest geliyor şampiyon olacak diye şeyden Bunny, Bad Bunny maçından sonra Puerto Rico'da demişlerdi ki bu adamı çok beğeniyoruz biz bu adamı şampiyon yapacağız. Biz hani çok kale almamıştık yani Damon Priest'e baktığımızda o zamanlar. Şimdi ama işte zorla Stockholm sendromu vari Damon Priest'i sevdirmeye çalışıyorlar. Bakalım, bakalım yine bu birkaç kötü segmenta bakar yani fikrimin değişmesi de. Ben en azından Damon Priest'e saygı duymaya başladım. Ve ayrıca şunu da kabulleniyorum artık. Bence SummerSlam'de hiçbir güç Damon Priest'e kaybettiremez. Yani Drew'e kaybetmeyen adam Seth kaybetmeyen adam, ortada işte CM Punk'da falan. Oralardan hayatta çıkmış rahat bir şekilde. Ee, bir adam Gunter'a SummerSlam'da kaybetmez gibi geliyor bana. Özellikle Street Trash lafını yedikten sonra. Berlin de zaten yani en basit sebebi aslında bunları bütün kenara koyarsak Bashin Berlin'in olması yani. Gunter'ın orada kemeri korumasını mı istersin, kazanmasını mı istersin yani? Bence cevap ortada. Ama aynı şekilde çok da emin konuşamıyorum. Neden? Çünkü SummerSlam'da Gunter vs Seth Rollins mi istersin yoksa Damien Priest mi istersin e, demiştim hani. E, Birçoğumuz demiştik hatta. Tabii <laughs> tabii. Böyle yaptı bize. Şimdi ben yani işte Gunter, Damien Priest feud'un geleceği için heyecanlıyım da SummerSlam olarak Çünkü Çünkü yani, konuşuruz büyük ihtimalle de Gunter Damien, Cody Solo maçlarımız var. Slam'deyiz. Bak tekrar SummerSlam. Yani o açıdan biraz sıkıntı ama geri kalan <laughs> benim hoşuma gidiyor abi. Gunter'ın imzası varsa bir şeyin altında ben ben de imzam atarım. Biraz. Triple H abi çok sözünü kestim ama ee, Triple H'de şöyle bir kafa yapısı olduğunu düşünüyorum. Tam üzerine geldi. Yani adam şu anda mesela Damian Priest şampiyon. Tamam. Ee, şey şampiyon. Cody şampiyon. Bunları hakikaten Bak, elindeki... Cody çünkü. Devam, devam et, devam et. <laughs> elindeki en büyük şampiyonlar olarak görüyor. Ve en büyük şampiyonlar zaten en büyük yıldızlar olarak görüyor. Mesela Vince McMahon döneminde olsak şu anda SummerSlam'de bir tane Brock Lesnar getireyim. Bir tane işte Undertaker güreşirken onu getireyim falan <laughs> bu kafada olurdu. <laughs> Bakkaldan. Aynen yani poster şey poster bilet sattırmak için bunlara ihtiyaç duydu. Triple H'de hiç böyle bir kafa olmadığını görüyoruz. Adam Evet. Backlash'te mesela ne, ne maçlar yazdı nasıl bir şov oldu. Aynısını işte diğer Avrupa şovları için de söyleyebiliriz veya Arabistan için. Dolayısıyla elindeki güreşçilerde adam belli bir sıralama koyuyor. İşte Damien Piss şampiyonası şu an el, elindeki en büyük yıldız o, o bana sattırır pay per view diyor. Ve gerçekten de onlara güvenerek ilerliyor. Bu bence takdir edilebilir bir şey ama seyirci olarak baktığımız zaman ihtiyaç da duyabiliyoruz yani çok doğal. Mesela bir Roman Reigns'in eksikliğini biz hissedeceğiz. Yani gelsin gelmesin hikayede doğru zaman yanlış zaman orası ayrı ama en azından öyle bir büyük isim boşluğu şimdi SummerSlam'de hisse, hissedilecek diye düşünüyorum. Randy Orton'ın hmm. mesela büyük bir maçta olmazsa Randy Orton bunun boşluğu hissedilecek veya CM Punk'la Drew McIntyre arasındaki maç show'un en büyük maçı. Tamam. Olursa tabii o da belli değil de. Ama sonra altında kalan maçlar belli seviye düşük olacak. Bunları biz hissedeceğiz. Triple H şirket politikasıyla böyle bakmıyor olaya. Vince McMahon olsa bakardı ama. takdir edilir. Biraz alışması lazım sadece insanların. Bizim de doğal olarak. Zaman gösterecek yani. Şaşırtıcı ama. Triple H'in kendisi de demiştir mutlaka. hiç Hatırlamıyorum şu an. Yani örnek veremeyeceğim ama yani Wrestlemania'ları en güzel kılan şey mesela ya da büyük şovları herkes için bir şey olmasıdır. Şimdi bu modern Gunter, Damien Priest'i seven adamlar eğlen e, Ama hani atıyorum John eskileri görmek isteyen adam bakacak böyle hani. Herkes için bir şey koyulması bence önemli dolayısıyla. Triple H'in bunu yapmaması garip. Evet. Şimdi burada çok öveceğim biri var. Gerçekten. Drew McIntyre. Haa. Cezalı olmasına rağmen hadi Adam Pearce çağırdı gel falan dedi. Siyan Punk sen bir evde dur bakayım dedi. Çünkü Drew McIntyre dedi yaşadığın yeri biliyorum ailenin falan diye. Sen bir evde hadi takıl falan filan muhabbet çekildi. Ben bir böyle aslında açık söyleyeyim ev baskını gibi bir şey bekliyordum. Hani Drew gelecek de gelmemiş falan. <laughs> Aa nerede derken orada çıkacak diye. Adam Pearce'ın orada çıkıp zırvalaması. Drew McIntyre dedi ki işte hakem tam bilmem ne oluyor. Okey. Drew da böyle bir alttan aldı başta falan. Sıkıntı yok. Okey. Sonra hakemlerden özür dile. Şimdi bir kere. Bak böyle bir zırvalık olamaz kardeşim. Drew McIntyre kendi de dediği gibi. Işte WrestleMania'da, sonrasında İskoçya'da, Money in the Bank'te sürekli abi. Böyle bir şey yok yani. Sürekli bir şeyler oldu. Biri karıştı. Yoksa yan geldi. Ivır zıvır oldu. Cash'in yedi. Cash'ini gitti. Yine Siyam Punk yüzünden. Yok hakem görmedi. Başka bir şey olsa orada var çalışıyor. Sistem orada görülüyor bilmem ne. Yok Drew olunca olmuyor tamam mı? Drew McIntyre adam gibi adammış. Drew McIntyre dava adamıymış. Diz çökmedi. Hakemlerden özür de dilemedi. Adam Pearce'e de o zaman işte yok devam ediyor zaten şeyin falan bir şeyler. Hiç umurumda değil. Tam böyle Drew McIntyre adamlarını gösterirken set geldi. Şimdi bak kusura bakma yazı burada şaklaman gibi. Geldi orada iki işte vurdu Kutlu. vurdu falan. <laughs> Baya şey hissettim ben. Siyan Punk galiba SummerSlam için daha hala %100 değil gibi. Setle de Drew'la mı pekiştirecekler? Yine belki orada hani Siyan atlayacak bir şey yapacak belki ama sanki böyle bir maç çıkaracak şeyinde değil gibi geliyor bana hala Siyan Punk. İşte seti de bu yüzden Abi, zaten katılıyorlar Ne oldu ya? Gibi. Yeter artık. Abi, bilmiyorum bana biraz öyle hissettiriyor yani. Ama şunu da söyleyeyim. Siyan Drew McIntyre ilk birebir maçında Drew almazsa gerçekten böyle biraz şey olurum. Üzülürüm yani. Drew'a çok üstüne gidildi 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 derken bir böyle hani tabii ki bir squash falan değil ama maçın sonu dominant şekilde. Siyan Punk'ı da böyle artık rezil ederek belki de öyle bir şekilde görmek çok hoşuma gider benim. Ben çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Şu WWE'deki son dönemlerde WrestleMania'dan sonraki dönemde en çok keyif aldım. Feud oldu Drew McIntyre Siyan Punk. Kemer yok ortada. Kemer'in case yok zaten. Geliyordu az daha keşinle falan. Geliyordu. yani. Ya. Gelmedi. Çok iyi. Ben çok keyif alıyorum. Drew McIntyre'ı da bu dik duruşluğu için takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Adammış. yazmıyor buyur. Tepeden tırnağa imzamı atıyorum. Doğru söyleyin. Dokuz köyden kovarlar. Set geldi. o kadar gerçekleri şeyin Aaron Pierce yüzüne vuran adama geldi saldırdı. Ya yani yazıklar olsun set demek istiyorum. Yani Drew McIntyre'ın söylediği bir tane yanlış şey yok orada. Kesinlikle katılıyorum. Aaron Pierce gerizekalı. Bu, bu kadar ben e, pasif bir GM görmedim hayatımda gerçekten. Bu adam yani Ra GM'liğine yakışabilecek son adamlardan bir tanesi bence. Bir de karşısında Nick Aldis varken. Yani ben karakterini aşağılıyorum şu anda. Aaron Pearson kişiliğine kesinlikle laf etmiyorum. Gerçekte belki güzel bir adamdır. Bilmiyorum hiç farkında. Yani hiç takip etmedim ama hiç ruh acemliğine yakışmıyor. Yani kalkmışsın Drew tarihi çağırıyorsun cezanı kaldıracağım diye. Bir de nasıl çağırıyorsun? Adam sana orada tokat atmış, dirsek atmış falan var hani sonrasında. işte bayağı Scottish Warrior Drew McIntyre diye çağırıyor herifi. <laughs> Yani ondan sonra da kalkıyorsun diyorsun ki işte seyirciler var burada 15-21 kişi hepsinin önünde şu iki tane adamdan özür dile. Bu bir public humiliation yani ne gerek var buna? Hikayede de bir mantığı yok ki bu adamın. Sen bunları arka alanda özür dilettirirsin. Hikaye olarak söylüyorum. Ondan sonra adamın cezasını kaldırtırsın. Aaron Pearson yaptığı da burada hikayesinden tam bir saçmalık. McIntyre'nin özür dilemek istememesi de çok doğru. Ve bana kazık attın demesi doğru. Hiçbir yanlış yok burada. CM Punk'la olan durumda sadece Rumble'da onu sakatladığı için ve o sakatlığın üzerine konuştuğu için McIntyre heel şu anda. Ama hikayenin geri kalanında tamamen CM Punk heel, McIntyre face gibi bir hava var. O da çok enteresan yani gerçekten. CM Punk yüzde yüzünde olmayabilir. Bu yüzden set geri dönmüş olabilir. Şu anda benim de bakışım öyle. Ona da katılıyorum. Ve Set McIntyre şu anda CM Punk'ın SummerSlam'da güreşmesinden daha yüksek bir ihtimal gibi duruyor. Burada da CM Punk yani Mania'dan sonra SummerSlam'ı da kaçırmış olacak. O biraz üzücü onun açısından. Ama %100 olmadan da gelmesin. Yani en son isteyeceğimiz şey adamın kalkıp ilk maçında tekrar sakatlanması olur. Bunu görmeyi asla istemem ben. O yüzden Setle McIntyre de kötü bir maç değil SummerSlam için. Özellikle WrestleMania'nın rövanşı olacağını düşünürsek. Hatta kazanan CM Punk'la ilk karşılaşır diye de bir kural konulabilir. Öyle bir olay da yapılabilir. Hatta mesela CM Punk gelir maçı basar orada istediğini kazandırtır. Öyle bir sonuca da etki edebilir. Böyle şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Ama Raw özelinde bakarsak Seth Rollins'in rolü de gerçekten Eren Pierce kadar saçmaydı. Yani kalkıp işte McIntyre şeyleri, hakemleri indirmiş tam Piers'a saldıracağız ama set geliyor. Sen kalkıp niye Piers'ı koruyorsun ki? Sana ne faydası var bunun yani? Onun güvenlikleri var orada. Sen niye onu korumaya geliyorsun ki? McIntyre adam <laughs> McIntyre adam birebir hiçbir şeyi yok setle McIntyre. En son gördüğümüz WrestleMania'da you fucking deserved it dedi. Evet Ondan bu arada sonra... yani saygı göstermet etti falan. Şimdi ne oldu? Ondan sonra kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp <laughs> evine gitti 3 ay boyunca. Kızına baktı yani kalkıp gelip burada McIntyre'i indirmesinin hikaye açısından da hiçbir mantığı yok. Seth'in durumu da saçmaydı o yüzden. McIntyre kesinlikle en üstteydi. Şunu söyleyeceğim. Tamamen gerçekten Siyah Punk'ın %100 olmamasından dolayı bence Seth erken gelmesi, bu fiyoda sokulması. Hissediyorum ben bunu. dediğiniz gibi yani. Resume the you fucking deserve dedikten sonra ne alaka yani? Bir ay sonra geri geldi. kero buyur. Yani evet Fio'da bu yöne çekeceklerini ben de görebiliyorum şimdi bunun üzerine çok düşünmemiştim ama sizin analizinden sonra katılıyorum ben de yani böyle olacakken yani başka ne yapacaksın Siyampunk hazır olsaydı ki hazır gibi de gözüküyor yani Kol şey işte kesti falan her şeyi çıkardı aslında Aa, bilemeyiz şuna %100 katılıyorum Siyampunk'ın %100 olması gerekiyor dönmeden önce yani ne kadar bekleyeceksek bekleyelim. Yani diğer türlü daha pişman oluruz. Yani kesinlikle bir daha yüzde yüz demeyeyim. Abi Seth Rollins otorite köpeğidir. Biliyoruz bunu 2015'lerden beri. Ondan <laughs> sonra WWE'nin köpeğidir. Yani mesela WWE'de her bir şey olduğunda Dean Ambrose ya da John Maxi koşar ya böyle. Adam yıllardır tatil yapmak istiyor ama yapamıyor. Seth Rollins de bunun WWE versiyonu. Adam Twitter'da random Vilospey ile falan böyle dalaşlara giriyordu. Sırf da bir korumak için. Ben senden daha çok para kazanıyorum burada olduğum için falan diyen adam yani. Tabii ki de Triple H böyle Setron e, Seth Rollins deyince Seth Rollins böyle efendim Triple H falan diye böyle kulaklarını dikiyor. Sonra dilini çıkarıyor işte <laughs> falan yapıyor. Hemen sonra işte bekliyor böyle Triple H'in bir sonraki emrini. Yani bunu görüyoruz. Ben şu açıdan okeyim. Yani Seth Rollins'e Drew güzel şeyler gösterir. Biz gördük. Mantık açısını bir kenara bırakalım gördük zaten biz bu eşleşmeyi yani yeni bir şey de olsa güzel olurdu. Bana şey hatırlatıyor mesela Edge'de Seth Rollins mesela çok severim ikiliyi çok da güzel maçları vardır da yormuştu artık 50 kere gördüğümüz için mesela. Başka birini sıkıştıramaz mıydı yani Seth e biraz daha vakit verdiği için arada kaynadı gibi geliyor bana Seth Rollins. yine normal statüsünde yani biraz daha bence kendisini düşünebilir Seton şirketten çok ama kişisel seçimidir. Ee, bu şekilde bileğine en zirvelerde oynayan bir adamdır da ben hep diyoruz zaten. Yani starışını çok daha yükseltebilir aslında bazı kararlarla. Ama Drew McIntyre'ın bu promosuna benim de lafım yok. Şey gibi hissettim yani. Drew Galloway iken böyle WWE'den ayrılmak zorunda kaldığında 2014'te indilerde 2-3 <laughs> yılda bir böyle büyük fiyatlarında bu tarz promolar keserdi böyle bağıra çağıra ede, ede Bunu daha fazla da görmek istiyorum. İndiler'de hatta biraz daha küfür edebiliyordu. Çok da güzel yerlere yerleştiriyordu küfür Hani anlamlı şekilde ediyordu falan. Burada eder mi bilmiyorum. Belki Netflix'e doğru devam edersek oralarda görürüz de yani bu bildiğin dediğim gibi Drew Galloway stilinde bir promoydu ve çok hoşuma gitti. Adam konuşabiliyor. Yalnız Enes abi işte sen çok güzel bir konuya denk geldin. Şimdi değindin daha doğrusu. Bu adam konuşuyor, ediyor, çok güzel iş yapıyor sonra ama büyük bir maç geldiğinde kaybediyor. CM Punk'ı yenmesi gerekiyor dolayısıyla. Yenerse de bu arada üzülürüm biraz. Çünkü yani CM Punk gelmiş adam için hani John ile benzer bir durum olur. John Cena'yı Cena tutman lazım. Kaybetmemesi lazım olabildiğince. Siyan Punk'ı buradan nasıl geri getireceksin falan ama ilk evet. kaybı falan bir şeyler. Aynen. Bir şeyler yaparsın Punk'la. Ee, ama ben işte inanmıyorum şu an. Ben inanmakta güçlük çekiyorum. Ee, Drew McIntyre'ın kazanacağına bu CM Punk'ın. Kazanacağına punk ben de inanmıyorum. Ama kazanmalı evet. ki feud devam etsin. Ya çünkü CM Punk Bence belli de. üstün gelecek bir yerden sonra. Ondan sonra Cody Rhodes feud'una döner. Hayda. <laughs> O da hmm. Yani abi çünkü hem bakıyorum WWE'nin hani Drew McIntyre pozisyonlandırmasına hem karşısında CM Punk var. Yani gençken <laughs> ya ben ya deyip ağlayan bir adamdan bak. Yaşlanınca acaba biraz sakinleşti mi bilmiyorum da. Drew McIntyre'a ilk maçını kazandırır mı acaba? Kazandırır gibi geliyor ya bana. Anladın. Yani o kadar imkansız gibi gelmiyor yani. Ama sonra gelip yener de. Hani bu arada acısını da çıkarır. Ee, ama yani aylardan beri bunun hani şey yapıyoruz. İltifatlarını iltifat ediyoruz bu tüyüde. Etmeye de devam edeceğiz gibi. Yani adamlar dediğin gibi abi hiçbir şeyleri yok. Kemerin keyesi yok. İhtiyaçları da yok. Yani e, mikrofon ver sadece adamların eline arena olsun seyirci fark etmez. Eğlendirirler bizi yani. Çok çok güzel gidiyor bu feed dolayısıyla. Valla ben de keyif aldım. Raw'da Rome Breaker kapattı. Temiz eliyle ah. maçına. Rome Breaker karıştı. Bir iki bitti. Rome Breaker kapattı. <laughs> çok uzun uzun konuşmayacağım. Benim hoşuma gitti. SummerSlam'da hmm. bir triple threat maç geliyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum ne olacak ama artık bir şeyler değişecek gibi geliyor bana SummerSlam'da. Rome Kim kazanır? Breaker. Ben Dragon of. Falan diye. Brom Breaker'ın artık alması lazım ya. Yani lazım bence. Şeyden Abi... seviyorum diye değil. Lazım. Bu adam böyle şey değil. Sen alsın bir kemer bir görelim yani. Kemerli bir sürecini. <laughs> kemer alırsa da ben kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum bu arada. O evet. ya yani WrestleMania falan gidebilir yani. Gidecektir de bence. Yağız bir, böyle bir şey yaptı. Bakalım buyur. <laughs> Ben yani hüzünlüyüm abi. Atasözü arıyorum. Aklıma gelmedi. Ben kendi atasözümü yaratmak istiyorum. Yavrusunu öldürdü, <laughs> köpeğini besle şimdi. Yani Aynen. gerçekten <laughs> beni... o maçı kazanmadıktan sonra 73 hafta Raw üstte kapatsın Brown Breaker ne ifade ediyor ki? E, o maçı kazanacak adam. Şimdi 2 hafta üst üste Raw kapattırıyorlar. Bir de nispet yapar gibi. O daha da sıkıntı zaten. Ona daha da ayar oldum. Hani orada kaybetti de ha burada kazanıyor işte. Burada içlerinden geçiyor. Kemer maçında dümdüz kaybetti. Bari düzgün evet. kaybetmeseydi ya. Yani temiz kaybetmeseydi bari. Şu anda biz net bir şekilde gördük ki Sami Zayn Brown Breaker'dan daha büyük bir, daha yetenekli bir güreşçi. Evet. Yani bunu net bir şekilde bize hikayede gösterdiler. Bundan sonra Brown Breaker bütün rağları üste kapatsın. Bana ne faydası var ki? Yani bir orada olmadı işte. İstediğim kıvama gelmişsin. Çok güzel. Ben Benim de yorumum aynı. Yani ben de karşılaştıracak bir şey arıyordum atasözü yerine. Böyle babanın ağladığını görmek falan. Ondan sonra baban yine babandır ama düşüncen tamamen değişir. Yani çünkü bir imajı var yani. Adamın o imajı çizirdin. Yani ben de dolayısıyla zorlanıyorum. Aynı şey Chad Gable'da yaşamıştım. Brown Breaker'la da yaşıyorum. Ee, Boğdalas'a da yaşayabilirdim mesela ama Boğdalas'ın karakteri ve hikayesi çok farklı ee, çünkü onun o da dayak yeri gelir gelmez de yani apayrı bir şey o ee, yani abi ben Ilya Dragunov'u bile kazandırabileceklerini düşünmekteyim tabi çok düşük ihtimal veriyorum çünkü adam maç kazanmadı bak ilk geldiğinde Ricky şeyle çok bal gibi maç yaptılar ve o maçı kazandı sanırım o kadar bir daha maç kazanmadı sen bu Endo adama o muydu? Bir tur geçti galiba. Ben mi geçmedim? Belki bir tur ben geçmiştir de. Hatta yani iki maç kazandı. E, on maç yaptıysa sekizini kaybetmiş. E, sırf o yüzden bir lollipop vermek için hani ya da ağlamasını emzik vermek için Intercontinental'ı falan verebilirler. Sonra Brown Breaker ondan alabilir. E, Semi'den de alacağını düşünmüyorum bu arada. Bu maçta ya Dragon olur ya da Dragon Brown Breaker atışı olur. Aynen. Sami Zayn'de arada kurtulabilir diyeceğim de. Yani bu kadar göze soka soka triple threat yapıyorlarsa demek ya abi sen Brown Breaker'a vereceksin bunu. Benim de yaygın, baskın düşüncem bu. Sami Zayn'e de herhalde dünya şampiyonluğu falan verecek Triple H bir ara. Yani böyle adamı bukluyorsan daha altını veremezsin bu arada. Brown Breaker'ı Şamaroğlu'na çeviren adam. Çeviren adam. Bir zahmet Damien Priest'e de tek atsın. Yani Gunter'a tek atan adam. Yine temiz yanmıştı Gunter'da mesela. Yani bir zahmet kardeşim. Benim değinmek istediğim nokta buydu. Kesinlikle Semze'nin bundan sonraki gidişatı dünya kemeri olur. Bu, bu gidişle. Bundan ötesi, bundan aşağısı olmamalı yani. Ki ister miyiz orası aynı da <laughs> gidişat onu gösteriyor yani. Abi Bloodline mevzuların içindeyken bak bir tweet attım şey gördüm çünkü Roma Reis'i bu sürecinde kim bitirmesini isterdiniz diye. Ben Sami dedim. Hı. Çünkü Sami o ara en mantıklısıydı. Andrew'daki hikayesi gibi böyle Roman'la şey işte araları açılıyor. Şey usolarla falan derken böyle. E, evet bitirebilecek biriydi belki. Sami o şekilde işleselerdi ama olmadı. Ha, ondan sonra da tabii şu an baktığımız zaman geçmişe Sami ne alaka diyorsun ama o an <laughs> çok bunu hissettirir şekilde yapıyorlardı yani bence çok da güzeldi Hı -hı. hikayesi yani. Şu an artık bu Biz saatten deyiz. sonra ana kemer bilmiyorum bana Sami çok olmayacak gibi geliyor yani. Smackdown bana göre çok kötüydü. Sadece bir olayından bahsedeceğim, geçeceğim. En bahsetmeye değer olay çünkü oydu. Arka alanda Cody kemer duruyor. Randy geldi dedi ki ne olursa olsun seni işte arkanı kollayacağım. Çıkıyorsun oraya ama sıkıntı yok dedi ne olursa olsun dedi. <laughs> hani Bloodline'le işim bittikten sonra dedi bir sürü kişi dedi bu kemere gelecekler dedi sıkıntı yok o zaman da korurum ben. Dedi e, ben yo Viper bu dönecek oradan çok belli yani. Bir gün bunu izleyeceğiz. Ve main event'te de şey geçişi süperdi bu arada. Onu söylemem gerekiyor. Tag maçı bitti. Bittiği gibi Jacob Fatu gelip dördüne birden indirmesi ve bence kesinlikle bütün segmentin yıldızıydı Jacob Fatu. Yani ne Cody ne Randy ne Solosiko'da değil. Cody'yi döverlerken Rendi de girdi. Bir Üstün gelirler gibi oldu derken Jacob Fatu'nun önderliğinde daha çok öyle söyleyeyim. Çünkü Jacob Fatu inanılmaz bir güreş. Yani Sola Siko Enforcer Roman Reigns'in böyle değildi. Jacob her şey yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden Jacob Fatu'nun şu hali. Kodi yüzünden Reddy de dayak yemiş gibi oldu, oldu. O da değişik bir şey oldu yani. Böyle bir segmentle kapattık. Yes. Evet. Ne düşünüyorsun bunlarla ilgili? Never trust the Viper. Her zaman söylenen cümle. Dolayısıyla Randy Orton Cody maçını istiyoruz. Ben Rak'ın dönüşünden, Roman'ın dönüşünden gelip tekrar Kod ile bir şeylere girmesinden şu anda çok e, ümitli değilim açıkçası. Rak döndüğü zaman da direkt onu ben şey Roman döndüğü zaman direkt onu Rak'la eşleştirmek istiyorum. Evet. Rak döndüğü zaman da onu Roman'la eşleştirmek istiyorum. Cody'nin artık o olaylardan uzaklaşmasını istiyorum ki zaten biz dün WWE kemerinin Roman'dan alınmasını bu yüzden insanlar istiyordu. Artık şu kemer farklı isimler görsün diye. Kemer hala Bloodline hikayesinde devam ediyor. Yani Roman'dan Kemer'in gitmesinin ben nasıl bir fark olduğunu hiç bilemiyorum açıkçası şu anda. Kemer Roman'daymış gibi aynı yerde aynı pozisyonda sadece Cody'nin belinde şu anda. Pozisyon değişmedi ki Kemer. O yüzden biz Kemer için atıyorum Cody Rhodes Randy Orton feud'unu istiyorsak sallıyorum işte Sami Zayn'le ne bileyim Kevin Owens'a feud'unu istiyorsak falan bu, bu aşamalara gelmek için daha sanki önümüzde kilometrelerce yol varmış gibi hissediyorum. Artık oralara bir gelelim yani. Şu olay tamam güzel bu hikayesi kendi çapında devam etsin. WWE kemerini bir oradan uzaklaştırın artık. ve bunun içinde ilk yol sanki Cody Rendefiyodu gibi. Bir bağlamda e, o beni heyecanlandırıyor Rende'nin potansiyel bir ihaneti. Umarım çok uzun sürmez. Mesela Bad Blood'da bir Hell maçı erken olabilir. Ama e, Survivor geldiğimizde o şovun en büyük maçlarından biri büyük ihtimalle Cody Rhodes Randy Orton olur eğer o zaman devam ediyorsa bu feud. Beni heyecanlandırıyor. Bir şey geldi. Yine ilham geldi. Epifini. İki, iki olayı birbirine bağlasınlar. Erken ama olsun. SummerSlam'da. Roman'ın geri dönüşü olabilir diye böyle Pro Wrestling Insider'ın haberleri falan çıkmaya başladı. Roman dönsün. O maçın sonunda böyle solaya bir bakış atsın hayırdır falan filan deyip böyle Cody ile de sanki bir saygı böyle hani birbirlerine. Tamam, okey öyle kapatıyoruz derken Randor'tan RKO çeksin Cody'yi öyle kapatalım. Roman izleyecek mi o zaman? Roman'a da çekmesi lazım. Yorum, Roman. Hayır. Roman solo mevzulara girerler bu Bloodline. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da şey yaparız. Hadi bakalım. Olabilir. Solo kazanacakken mı? Roman gelirse Cody kazanır. Sonra dediğin şey. Olabilir. Cody yener zaten solo'ya. Roman falan gelmesine gerek yok da. Ya bu arada... Emin en... miyiz? Emin miyiz? <laughs> sol o Cody'den gireyim mi sakal iddiasına? <laughs> Yok. Şey <de>. bilir, <laughs> Bak bu tişört iddiadan geldi. Cody maçından. Bir tişört iddiasına daha girerim isteyen varsa. <laughs> Artık şey böyle tişörtler. Aynen. Buyur. Ya. Yani. Cody Rhodes, Cody Rhodes, Cody Rhodes. Yani ya sen yorum yapıyordun işte Roman'dan çıktı kemer de alakası sadece Cody diye. Arada sırada taşıyor bu arada yani. Canı istediğinde taşıyor kemeri. Çok belin Zayıf. Summer Sam'in main eventi bu mudur şimdi? Solo ve <laughs> yani Cody Rhodes. Bilemiyorum. Ha. Bundan önce, hepsinden önce sormak istediğim soru. Jacob Fotucum, sen Money in the Bank'te neredeydin? Ben bunu sormak istiyorum. Çünkü Money in the Bank'te takıldı böyle normal normal. Halbuki bu segmentte yaptıklarını Money in the Bank'te yapsaydın, ilk maçında yapsaydın, birçok insanın gözü üzerindeyken yapsaydın bu sana çok daha artı olarak gelirdi. WWE'den Dabi anlamadığım bir seçim dolayısıyla bu. Yani ilginç bir maçtı o. Herhalde hiç bile anlamamışlar. Çıkalım bir şeyler yapalım tadında. Çünkü Randy Cody falan var. Aşırı tecrübeli güreşçiler var. Sola gerçi öyle değil de yine de Randy yardımcı olur hani doğaçlama maç yapmaya. Herhalde doğaçlama maç yapmışlar gibi geliyor bana. Yani belki başı sonu bellidir. Yani abi Jack Fatu'nun böyle gösterilmesi gerekiyordu o maçta. Yani, okey. Neyse. Gördüğümüz iyi oldu yine. Kendisi hakkında düşüncelerim yine daha iyi yöne gitti bu segmenti gördükten sonra. Gerçekten çünkü tamam zayıfladı etti falan da yine de bu boyda bu tipte birisine göre yaptıkları şeyler etkileyici. Yani bunun kaçarı yok güzeldi gerçekten ve segment konusunda da hoşuma giden tek şey buydu çünkü Solo ve Cody üzgünüm ama beni heyecanlandırmıyor ne maçları ne build upları şeyle aynı salıyorum alıyorum mesela Jey Uso ile Damien Priest zamanlarında onların maçı olacaktı Aa, falan oluyorduk falan aynı şey benim için şu an bu Cody koyup geçecek yani yürüyüp geçecek böyle şey sabah yürüyüşüne çıkmış gibi böyle temiz nefes almak için. Ben Roman'ın geleceğinden bile yazı çok ümitli değilim. Yani bir büyük pay daha Triple H dönemindeyiz. Dümdüz geçer diye düşünüyorum ben. Cody Yener. Ee, belki ufak tefek birkaç entrika olur. Ee, olursa Randy ise işte bir şeyler yapar. Evet. Randy ile Cody hikayesini başlatmış oluruz diye düşünüyorum. Ya artık çünkü iyice sinyalleri vermeye başladılar. Dolayısıyla benim tahminim Cody Yener. Randy Cody hikayesini de ya başlarız ya da başlamamıza ramak kalır böyle o yüzden. Yani, hadi hayırlısı diyorum. Umarım rendi bir kere... Ke ya ben... SummerSlam'a çok hype'lı girmek istemiyorum böyle. Hani rendidir, Roman'dır falan değil de. Şu an bahsediyoruz da insanlar da böyle şey olmasın. Çünkü bunu biliyorum yani. Burada bizim söylediğimiz çoğu şey kitlede böyle... Olur mu acaba diye umutlara sebebiyet verebilir de... Etkilemek de istemem. Çünkü ben MoneyDbank'ten sonra özellikle SummerSlam'a çok hype'lı gireceğim evet. yani. Evet. Bayağı hype'sız girmek lazım hatta. Onun üzerinden 2-3'lük bir şey bekleyebilirsiniz. Bence kötü de olmaz. Yaz buyur. Ya en, en güzel her zaman o Paper izlerken beklenti düşürerek izlemek. Bunu her zaman yapamıyoruz bilinçli olarak. Bilmeden, istemeyerek yükselebiliyor beklentilerimiz. Ama yapa kontrol edebildiğimiz e e boyutta beklentimizi düşürürsek her zaman iyi olur. Benim burada eee Solo ile ilgili şöyle bir düşüncem var. Yani bence mükemmel bir dünya WWE şunu yapardı. Ben olsam. Ben WWE'nin başında olsam şunu yapardım. Solo yener yenmez Cody'yi. Orası ayrı. Ama en azından Solo'nun yeneceğini hissettirebilmeliler. Bence Marine the Bank'de yaptıkları bu aşamada bir adım. Bu yolda. Pozitif bir adım. Güzel. Sıkıntı yok. Ama gerçekten şu aşamada biz burada üçümüz konuşurken bile kim diyebiliyor solo Cody yenecek diye. Yani ben şöyle bir hafiften düşünüyorum. İnanmak ister gibi oluyorum. Acaba olur mu falan kafamda nasıl yaparım? Yok mümkün değil. Mükemmel bir dünyada WWE SummerSlam'e kadar öyle bir feud yazar ki solo harbiden de yenecek mi acaba sorusunu sordurtur. Her şey beklenildiği gibi de olması her şeyin gerekmiyor. O yüzden Cody kazanacaksa da en azından Solo'yu bir adam gibi bir contender yapabilirler. Yaparlar mı? Eh, yani çok zor. Ama ben olsam yapardım onu söyleyeyim yani. Cody kazanır kazanmaz orası ayrı da solo bir tehdit olabilir. Şu, dünya yani böyle bir şampiyonluk maçı. Sonucu başından sonuna kadar belli olduktan sonra ne manası var ki? Öyle ben de öyle düşünüyorum ya. Hiç hissettirmiyor. Şimdi size bir soru soracağım. Bir tane arkadaşımız bundan bahsetmişti, sonra baktım Twitter'da baya böyle yabancı kitlede falan da bu konuşuluyor. Damien Priest, Cody Rhodes. Bu iki senesi meydan beri kampiyonlar. Hangisinin reyni sizce daha güzel? Daha çok tat veriyor. El Campeon, <laughs> Damien Priest. Kesinlikle açık ara ha. daha iyi. şey yapmıyor çünkü ama standart düşük. Yavuz? İkisi de çok vasat altı. Maalesef. Hangisi daha iyi? Demir Priest daha ön planda gibi çok enteresan biçimde. Hani ha. daha iyi mi bilmiyorum açıkçası. Yani daha renkli şeyler sunuyor bence. Daha ha, çeşitli evet, şeyler sunuyor. Daha konuşulabilir şeyler var. Evet. Ee, yani daha evet daha konuşulabilir, daha ön planda gibi. Çok enteresan. Bir de karşıda Cody var yani. Gunter, Damien Priest güzel maç olacak. Cody Rose Solo Sikoa ağlayacağız. Gelemiyorum. Garip ya çok garip. Yani bu ben de Demi Priest'in Reign'ini daha çok beğeniyorum. Ya beğeniyorum derken çok muhteşem bir şey değil yani. İkisiyle kıyasladığım zaman mi? daha önde yani yoksa şey değil. <gülüyor> <gülüyor> ya Roman'dan sonra bambaşka şeyler izliyoruz şu an çünkü. Evet. Korkum buydu aslında. Yani Roman'dan sonra bakalım ne olacak. Cody bana ve ya yani bir AJ feudunda bir şeyler hani o da sırf AJ ile olduğu için hoşuma <laughs> gitti bazı şeyler. Ama onun dışında galiba Randy'i bekliyoruz biz ya Cody için. Hani solo falan değil yani. Bu aranan fit solo falan değil. Çünkü orası Roman'la çok laf attığı için solo. Belli ki biz Roman'ın dönüşüyle beraber solo, Bloodline, iç mevzuları, belki Jimmy'nin dönüşü, Jay belki bu tarafa ileride dahil olur. Cody başka bir yola gitmesi lazım. Rock, o sözü söyledikten sonra Rock Cody'i illaki görmemiz gerekiyor. Ama o defterler kapandıktan sonra Samoalılarla, Cody şampiyon olarak yoluna devam edecekse Cody o Randy olması lazım belki. Şu Bine an 500 işte, günlük rein oluyor ya. İşte öyle oluyor işte. O söz söyledi işte ağzından çıktı o söz. Söylemeyecek o tak diye pinledi Cody oraya şu an. Başka yere gidemiyor. Yani şey gibi bak zamanda Sine'ye de söylemişti. Sine o sene iyi bomba. Evet. Sonra hani en azından sonunda güzel şeyler göreceğimize inanıyorum da. Haylar var da. Ha şey var. O zaman şu konuyu artık konuşalım ya. Bu da Twitter'da yine mevzu döndü. şimdi ben bir bakayım hemen. 5 tane kategori vermişler. Kodi ile seti kıyaslamışlar ama sırf zevkine yapmışlar bunu. E Tabii yine her zaman gibi kıyas olduğu zaman mevzu çıktı. Lan. Bu birazcık benim işte bu gelvese konseptim gibi olmuş aslında kategoriler. Yes. Error. Set Jones Kodi'losu. Mikrofonda hangisi daha iyi? Anji söylesin. Okay. Cody Rhodes. Bence mikrofonda daha iyi. Çünkü yani bütün kariyerine baktığımda adamın zaten ilk böyle o, o ra radarda gözükmesi, Hall of Fame konuşmasında böyle bir konuşuyor. Lan bu Cody neymiş diyorlar. Konuşmasıyla gündeme geliyor adam. Ondan sonra işte AEW'deki promoları tam stilinde hoşuna git hoşuma gitmese de böyle sanki Hollywood filminde aktörmüş gibi yapmaya çalışıyor garip garip gözüküyor ya da gereksiz büyük kelimeler kullanıyor artist ama konuşmasını biliyor bence bence konuşmasını biliyor sete göre üste koyarım ben bence kabiliyetleri çok yakın çok ayrıştırılabilir değil bence kişisel tercihim bana daha çok hitap ettiği için set diyorum yani çok çok Aa. hafif yukarıda seçiyorum seti. Ama İnanın kabiliyet açısından çok yakınlar bence mikrofonda. Ben set diyorum. Çok uzun yorum yapmayacağım. Ama şimdi Cody insanlar legacy falan kıyasladığı zaman orası çok eskiye gidiyor. Orada zaten bir şey yok mikrofon namına. Ama Hı -hı. sonrasında işte bu Intercontinental süreci, Dashing. Dashing'de bile böyle daha yeni yeni aslında mikrofon alıştığı için ki bizzat yerinde de izlediğim için. Kendisi bana laf atmıştı biliyorsunuz o oh, <laughs> <tat>, <laughs> <laughs> çok. so. Çok iyi onu görmek. Ben set diyeceğim yani. Peki ring içi? Hero. Set Rollins açık ara Buna Cody diyenler Artı bir... var da. Set ya. Set abi. Set ring içinde <laughs> set yani. Şimdi bu birazcık ayrıştırıyor insanları. Karizma. Şunu söyleyeyim. Karizma. <laughs> yani ee, Amerikan Nightmare öncesi bence yok. Karizma direkt set yani. <laughs> star stardust, stardust. Öyle. Ben yine set diyorum ama hani Amerikan Nightmare gerçekten karizmatik. Ama bilmiyorum. Hani benim karizma anlayışımda set ne olursa olsun. insan diyor ya şaklaban gibi geziyor falan. Bu <laughs> ayrı bir karizma abi. Onu şey anladın mı? O bir mega star yani. Her seferinde farklı kıyafet, farklı renkler, farklı desenler falan. Bu da bence karizmayı bütünlüyor yani. Ben o yüzden set diyeceğim burada. Flamboyant da diyorlar buna. <laughs> bilmiyorum ben set dedim. Cody mi diyorsun sen Kerem? Yok kariyer, kariyer geneline bakacaksam setlerim ben. Yani. Kariyer genelinde. Yani çünkü Cody yani Dashing and Dashing Cold onlar karizma karakterler miydi bilmiyorum. Amerikan Psycho'dan ilk geldiğindeki Legacy Kodi'si zaten tamirci çırağı gibi yani. Hiç, <laughs> hiçbir şey yok onda. Onunla Senin gibi. dediğin gibi. Amerikan kabusu olana kadar, WWE'den ayrılana kadar tam o sıralarda zaten karizmasında yükselme olmaya başladı, başladı, başladı. Öyle gitti yani ama Seth Rollins hep bir ağırlığı vardı yani bence. Son yıllarda işte çok gülerek ederek, ciddileşmeyerek bu ağırlığını zedelemiş olsa da ciddi olduğunda ben karizmatik buluyorum Seth Rollins'i. Yes. Ben burada bir ikilemde kaldım ciddi manada <laughs> ama şöyle değerlendirmek istedim açıkçası. Şimdi tamam güzel puanlarımızı veriyor set kodi diye de WWE'nin gözünde. Neden WrestleMania 40'ın main event'inde Roman Reigns'in karşısında Seth Rollins değil Cody Rhodes vardı? Bunu düşündüğümüz zaman belli başlı sebepler üretebiliriz. Bunların en başında şu şu geliyor mesela. Cody Rhodes daha yeni geldi ve fresh bir yüz. Onun üzerine kurdular hikayeyi. Bu bir ihtimal. Ama basit bir ihtimal gibi geliyor bana. Sırf şirkette set 10 yıldır var. Kodi işte kaç yıldır yok. Yeni geldi diye ona bu fırsatı verelim ihtimali. Bana daha düşük bir ihtimal gibi geliyor. Daha büyük ihtimal bence Cody Rose'un karizması Seth Rollins'den biraz daha üstte. O yüzden kodiyi seçtiler. Roman Reigns'e karşı WrestleMania main eventinde. Hatta kemeri bitirecek kişi olarak. Çünkü set şirkette duruyordu. set ellerinde. Her zaman hala hazırda duruyordu. Ki çok da yakışırdı benim gözümde Roman Reigns'i bitirecek adam olarak. Doğru hikayeli tabii ki. Ama onu seçmediler. Cody'yi seçtiler. Ve biz de yadırgadık mı? Mesela kalkıp bir tane insan şurada neden Cody'yi seçtiler de seçmediler diye sorguladı mı? Çok azdır sanmıyorum. Dolayısıyla yani var burada şey. var, elbette kendi içinde sorgulayanlar Az var da ya yani böyle bence. bir yani Cody Crybabies gibi bir çıktılar mı Seth Crybabies? Başlarında ben olurdum bu arada ama yoktu yani öyle bir şey. <laughs> Dolayısıyla bu kategorileri yorumlarken şimdi belli başlı kategorilerde belli başlı isimleri seçiyoruz ama bence burada en büyük şeylerden biri de karizma. Karizmada Cody bu kadar önde ki ya bu kadar değil çok büyük bir fark ya, yok da karizmada Cody önde ki bence bu seçimde büyük bir etkisi var. Yürüteceğim şimdi seni de. Resmi mektupta. Yani sence kim asıl olayı yürüttü? Final Boss. Rak olmasaydı bence Cody'yi bu kadar çok ön planda göremeyecektik. Yani Tabii ki alacaktı, bitirecekti ama... Heh, işte olay yani, o. Bana hiç karizmatik tamam, gelmedi tamam. yani. Şu süreçte Rock aldı, götürdü, götürdü değil. taşıdı yani. Roman'ı şey aldı böyle. Değil. Rock, gerçek yani şey, kıyas yapmıyorum. Hani karizma falan evet, resmi 39 evet. İşte Cody geldi bilmem ne falan ama... Hmm. 40'ta başka bir şey lazımdı. Çünkü yine aynı maçı izleyeceksin. Süreç evet. bitecek. İşte burada Rock faktörü çok ayrı bir noktadaydı yani direkt bunun işte main event'teki oradaki feud'daki karizması o seçildiğinden e, bence çok öteye bir konu yani bu bir sefer oldu okey 39'da hadi karizma <laughs> falan da 40'da bence Cody o kadar da karizma marizma gibi şey değildi hani karşı çıktı bir iki böyle işte e, o basın toplantısında şeyde konuşlar falan sahnede de He. çok söndü Mazlum yani oynadı. Roman'da Mazlum. söndü de söndü orada ya bir kere şey kesinlikle katılıyorum. Ee, rakın altında hepsi söndü. rakın yanında karizması yani konusunda. En büyük sahnesi var. o ya. Set sönmedi. Set sönmedi. Set Rak'a laf koydu hatta. Evet, ya sen seti en çok eleştiren adamsın <laughs> orada. Ama orada öyleydi gerçekten. <laughs> Kimse konuşamadı. Set raka laf koydu yani. Şimdi bunları birbirle bağlantılı olarak değerlendirdiğimiz için atıyorum burada Ratla Cody'yi karşılaştırsak karizma konusunda Cody diyecek çok az çıkar büyük ihtimalle. <laughs> Ama setle Cody'yi karşılaştırdığımız için şimdi işte orada ben niye set yoktu diye düşündüğümde kategorileri birazdan yine söyleyeceksin. Bütün kategorileri alt alta sıralayınca e, sete şu puanları vermişiz Cody'ye şunu vermişim diyorum. Cody'ye sadece karizma kalıyor mantıklı mı mantıklı geliyor yani o zaman ben olsam Wrestlemania main eventinde Seth Roman'ı yapardım neden çünkü setin karizması Uf, daha yüksek da. diye. Fakat demek ki değil ki Cody'yi koyuyorlar. Yani bu biraz benim genel bakış açısıyla yapmaya çalıştığım bir yorum. Bence Kişisel değil. Kişisel tercihim tabii ki değil orası ayrı Tabii ki bunu karizmayla özetleyemeyiz de. E Seth Rollins zaten yıllardır Roman'ın mevzusunda. Tabii ki başka bir olması gerekiyordu orada yani. O zaman Hı -hı. sadece fresh bir yüz diye koydular. O da garip. O da beni tatmin etmez mesela. Kendisini Sırf işte, bu adam şirketi, dışında şirketi yeni kanıtladı. geldi diyeyim. Karizma diye de beni tatmin etmez ama. Karizması var. Değil. Sadece karizması e, bağlantılı. var. bağlantılı. Birkaç şey var. Ama WWE dışında bu adam kendini kanıtladığı için total paket olarak getirdiler. Hadi bu yeni bir yüz lazımdı çünkü. Şirket içinde bir Rom'unu yenemezdi. Ya aile içinden birini çıkaracaktın. Jey Uso falan. Bence olmazdı. Ya Sami Zeyn o süreçteyken çıkaracaktın. Ya da bu kadar uzamayacaktı olay. En başta resmi 37'e verecektin mesela. Ben bu yüzden... şey de görebiliyorum. Yani Setron şirketten ayrılsa kodi gibi geri dön. Aynı yere koyabilirsin. Aynı fikirdeyim bu arada. kodi yerine set olabilirdi. O kadar. Yani ben o fikir... da uh, e, negatif bir yorum oluyor o zaman. Adamlar kendi starını üretemiyor. O da başka bir bakış açısı. Tabii. Değişik. Yani bunu çok eleştirebiliriz yani kodi Cody... hmm. Çok ya insan var yani Şimdi... Cody geldi ne oldu da hani buraya çıktı diyorlar. E seçilmiş kişi açık söyleyeyim yani. Bu evet. da seçildi yani. Biz bu adamla bitireceğiz Roman dediler yani. Ha kötü mü değil. Priest gibi. Ufak örnek ama Damien de seçtiler. Şu an görüyorsun. Yani çok karşınızda değilim bu konuda katılıyorum. Ama orada WWE ciddi eleştirilebilir o zaman. Kalkıp kendi kolorozunu evet. niye üretemedin diye. Ben eleştirilebilir zaten. O yani. kadar 4 senede yani yapılabilirdi. Evet. Çünkü Cody Rhodes gelseydik semize Zayn'e kaybedecekti ilk maçında. Mecburen de bir dışına gitti. Sıradaki göre. Team Song. Kero. Yani Cody Rhodes yani. ya. Cody Rhodes aynen. Cody yani. şey, yani net güzel yani. <laughs> yani. Hem kulağa hoş geliyor hem çok anlamlı. O yüzden Tabii. Cody yani. Cody ben Legacy'yi de seviyorum. Smokey Mirrors'ı da seviyorum. Sardas bile güzel. <laughs> güzel ya gerçekten. Bir farklı bir havası var yani. Hmm. Finisher. Kero. Çok <laughs> kolay. Yani sadece hareket bazında baktığımda daha sert bir hareket, daha mantıklı. Kendini en az riske koyup rakibine en doğru yoldan, dolayısız e, dolaysız yoldan direkt şak diye şey yapman yani. Hasar veren bir hareket. Güzel gözüken, sert gözüken bir hareket. Aynı zamanda ama Booking açısından baktığımda da Curbstam'dan öyle yani atan vardır herhalde ya. Ama ben hala Curbstam'ı güçlü görüyorum ve yaratış şekillerde de yapıyor. Cody mesela şu an kendi ayağını sıkıyor. Çünkü her maçında WrestleMania maçı olsun olmasın Üç tane yapacağım diyor ben, ben Crossroads'u. Bu benim gözümde zayıflatır. Ve birçok insan da bu arada yeterli satıyor mesela finisher'ı. Ee, güzel satınca çok güzel gözükebiliyor. İşte geçen bir güvenlik görevlisine yapmıştı. Görevli ölmüştü evet. falan. Ve Cody'nin kendi verdiği örnek işte 2014'te Seth Rollins'e yaptığında e, o işte Kazanırsalar falan Shield vs e, Rose Brothers maçı vardı. Oradaki gerçekten gördüğüm en Crosser Roselardan bir tanesiydi. E, ama yani, abi Setron'un hareketi ayrı geliyor bana. Yani. yani güzel. Bir de şey havası var onun böyle. Ya yasaklanmış zamanında, yasaklı şeylerin daha da çekiciliği olur. Bana Körpistan e, alır gibi geliyor Setron'ların buna. %100 ismi blackoutken daha iyiydi bence ama Körpistan çok karizmatik. Orası aynı. Ben de set diyeceğim. Ben zaten 4 set tek Team Song'da Cody'ye verdim yani. Hmm. Kero sen 2 kere Cody dedin. Üç yani, mikrofonda. Ya sende kaç olmuştu? Bende de 3-2 Karizma ve karizma. Team Song'da ben Cody'ye verdim. <laughs> Bunu deyince yine Cody düşmanı olduk. Sorulara geçelim o zaman. Hadi bakalım. Geçelim. Yunus Emre Kurtulmuş sormuş. Yaz en sevdiğin içecek. <laughs> <laughs> e, ee, PG'm olması lazım. <laughs> Yo, değilim, <söylemiş. gülüyor> ne su denemek PG'm ha okay. Su diyeyim ben. <laughs> su iyidir. Oğlum PG dışı. PG <laughs> dışı. <laughs> <laughs> Aa, ben, Merak e, ettim onu sonra yani. <laughs> <laughs> viski seviyorum. Ee, viski. Skaç. Kız ya. kaçma. Kaç. Aa, ayran ya. Sorgusuz, sualsiz, kuşkusuz ayran. Her şeyle içerim. Sıkıntı Ayan. yok. Severim bir de eski sar böyle o mayhoşluğu falan. Yok özel sar. Eski sar açıktı lan. <gülüyor> <Özeri>. <gülüyor> <gülüyor> Baya... Açık kapalı. Baya iyiydi bu. Ben seviyorum onu ya. Hoşuma Fark etmez yani. Susurluk ayranı. Ben... Susurluk da güzel. Gazlı içecekte de ben Sprite'cıyım. Tek nokta atışı. Ben de, ben de. Sprite çok e, Sprite severim. Sprite ya. Lemni Raid sormuş. Değişik bir isim. <laughs> WWE tarihindeki her maça keşin yapabilecek olsaydınız hangi maçı yaparınız? Hmm. Tek bir maç. Direkt aklınıza gelin. Düşünürsek çok şey vakit alır. İlk hangi maça keşin yapardın? <laughs> Aa, Kemer maçı gelmedi aklıma. <laughs> ortalığı aleve sokmak için ben Resim beni 24 main event'e ne yapardım? Undertaker, Ece. Hmm. Seriyi bitirirdim. Seriyi bitirirdim. onu. o harbiden. Abi. Bilmiyorum o geldi aklıma. Değişik bir şey olurdu yani. Abi WrestleMania <laughs> 40 diyeceğim ben. 40'a oh. cash'in yaptığını düşünsene. Her bütün olaylar <gülüyor> bitiyor. Kodi <laughs> kazanıyor falan. Sonrasında cash'in yapıyorsun. O <laughs> ayrı bir olay olurdu yani. Orada evet, ben onu diyorum. Fena. Benim aklıma maç gelmedi ya. Doğru, aklıma gelen abi. default cevap vereyim o zaman. WrestleMania 25 Randy ve Triple H maçına cash'in yapardım ki bir, bir şey olsun o maçta böyle. Bir eğlence. Dünya en sıkıcı maçıydı. Onu, onu kurtarmak için yaparım. Olabilir. De. Mantıklı bakış açısı. Aynen. Halil İbrahimovic sormuş ki <laughs> underrated bulduğunuz veya çok sevip ara ara dinlediğiniz WWE Team Song'ları nelerdir? Çok örnek yazmış kendisi de şimdi hepsini okuyayım. Ben bu arada şey biraz. Tam onu diyecektim ya. End ben of Bir, <laughs> bir, bir haftadır falan şey yani, çok ön planda olmayan bir müzik ama sürekli dinliyorum. Yani o Hangisi? bence soruyu cevaplayan bu yani. End of Days. Bak, Burn the Ships güzel bu arada. benim Corbin'in Happy Corbin'in ayrıca bütün şarkılarını çok... Güzel Corbin. seçimleri güzel evet. Ben... Kalkıp bak bir dakika çok affedersin de <laughs> Written in my face'i nasıl kaldırdılar ya Bak bunu Oğlum şey diyorduk biz ona Girişi şimdi garip hani Esin girişi var written in my face garip oluyor Hani mantıklı insan girişi kaldırır Written in my face kalır Adamlar ayy. şarkıyı <laughs> Valla yani ben Sözünü böldüm bu arada Kerem Santino Meraga. Çok güzel şarkısı abi. <laughs> çok gaza getiriyor. Oğlum hiç aklıma gelmezdi ya. <laughs> şey çalışırken çok güzel yani kas şimdi bir sen soru sen var cevap verdin mi hayır abi sen de cevap ver e, ben de Baron Corbin, Baron Corbin, Baron Corbin olmaz abi, e, ya söyledi Solaskor'un müziğini ben çok dinliyorum <laughs> Okey. O da güzel Şimdi evet. Jacob Fatou'nunki de bir çıksın da artık. Böyle düzgün bir edition'ı onu bir dinleyelim yani. Painkiller. Painkiller sormuş ki. Türkiye'de bu birkaçtır soruyor bu arada. En çok da like <laughs> alan soru olmuş. Türkiye'de bir güreş okulu açtınız diyelim. Bütçeniz de çok sağlam. Sıkıntı yok o konuda. Elinizdeki güreşçilere yetmesi için güreş dünyasından 3 isim tutacak olsanız kimler olurdu? Ya birer tane söyleyelim. 3 çok olur. Birer tane. Güçleyelim. Şey ama hani mevcut güreşçiler falan. O zaman hepsi yani gelsin güreşsin şey yapayım. Eğitsin yani <laughs> Eğitsin gibi bakarsak. Öteki türlü güreş eğitmeni olarak ne şey, falan diyeceksin şey. Alamayacaksın işte bir <laughs> Ne bileyim. <laughs> ya güreş de hem ring içini gösteriyor hem karakter konusunda. yani ya. Şanmai kısı olabilir. Şanmai kısacağım ben. Her, her türlü şey var çünkü. Ama set şu an daha diri ya. Aynen. <laughs> o daha çok aynen. şey Aynen, o ringe direkt daha çok girebilir yani. Hmm. Set set diyeyim ben artık. Bizde kim daha çok ilgilenir, kim daha çok iyi niyetli ben onu da düşünmeye çalışıyorum evet. açıkçası İnsani ilişkilerde. zor. Güreşçi seçmek zor evet kolay değil. Favorin de var <laughs> mı? Ben ben Vince McMahon'ı getirirdim kardeşim. Hayda geçmiş Direktin olsun. Babası. Geçmiş <laughs> olsun. <Eyvah. gülüyor> Dava kapıda. Bu arada yani davadan e... kaçmak için gelir zaten. Ne oldu General böyle? General Grant davası da şu anda suspended. Department evet. of Justice Adalet Bakanlığı davaya askı almış. <laughs> Vince Reyes yapmış yapacağını valla. Hadi bakalım. <laughs> e yaz. Kimi diyorsun? Ben Undertaker demek istiyorum. Undertaker'ın çok, çok ilgili mantıklı. bir çok e, güreş, mantıklı. çok ilgili bir isim olacağını düşünüyorum. Engin 1947. Bu sene WWE'de yaşanan bir feud'u silecek ve yerine başka bir feud ekleyeceksiniz. <laughs> <laughs> Sami Zayn Brown Breaker'ı siliyorum. Yerine ne ekliyorum biliyor musunuz? kim güzel Intercontinental şampiyon olur? James. Yo, yok yok zaten. Şeyi siliyorum ya. Gunter Semizey'ni siliyorum. Chad Gable Gunter ekliyorum. İyi kozlar. <laughs> <laughs> düzeltiyorum timeline'ı. Süper. Ben de dava mava hepsini geçeyim. Aynı maçı diyecektim ben de. Temizleyin. Günter'i siliyorum. Günter Bezer koyuyorum ya. Yani. Uf. Cancelled. <laughs> ben de Damian Priest, Zeus'u siliyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, yerine CM Punk, Drew McIntyre'ı kemerle koyuyorum. İstediğimizi koyabiliyorsak burada Drew, say, CM Punk sakat olmuyor dolayısıyla onu koyuyorum. Doğan, Bu senede bir de bir de en takdir ettiğiniz ve en eleştirdiğiniz olay hangileri? takdir ettiğim Rak. Yani ben Rak'ın bu kadar iyi güreşebileceğini de çok tatlı güreşti çünkü. Keyif verdi. Evet. Beklemiyordum ama final boss karakteriyle adam baştan yarattı kendini. Bu sene en keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Belki hani bir numara olmayabilir ama takdirse yani mevzu ben Rak diyorum ya. Ben hmm. en nefret ettiğimi söyleyeyim. Royal Rumble'ın sonucu Tem Pank sakatlığından farkın e, haberimiz yok tabii ki maç içerisinde de. ama onu bilmeyerek konuşuyorum. Bilmediğimizi varsayarak. Last CM Punk'ın yani gelip Cody orada kaybetmesi beni çok sinirlendirmişti. Ben yine aynı yerden vuracağım o zaman. Chad Gable'ın resmenya çıkmaması. Çok saçmaydı. Bu arada evet her soruya verilebilecek bir cevap maalesef negatif. Katil Deniz'de var peki? Ondan sonra bir sorumuz daha olacak. Son. <laughs> Takdir ettiğim WrestleMania'daki overbooking. Yani bunu şey beklemezdim bu kadar büyük bir overbooking yapmalarını. Bunu yaptıktan sonra da bunun işe yaramasını çok beklemezdim. Gerçekten Undertaker, John Cena, Shield müziği, Jey Uso hepsi geldi ve çok da güzel işe yaradı. Zaten 40 yılda bir görebileceğimiz bir şeydi. Bir daha da bilmiyorum. Rastlanmıyız. O yüzden onun işe yaramasını çok beğendim. Hmm. Benim de abi. Wrestlemania ile alakalı bir şey olur çünkü gerçekten hani son zamanların en büyük olayıydı zaten. Yani ben yine rakı takdir ederim şu açıdan adamın ekosu üçümüzün varlığından büyük. <laughs> Artık ne oldu, hürmet mi gösterdi, İyi bir insan mı olsa, işte insanlara karşı imajını düzeltmek için sırf o yüzden mi yaptı bu hareketi bilmiyorum ama geri çekilip. Hikayeye Cody'yi de alması takdir edilebilir bir şey bence. Hani um, Roman Reigns'e devam edebilirmiş çok rahat bir şekilde. Bunu yapmamasını takdir ediyorum. Beni ben eleştirdim de Semiz ya. Günter o şekilde inip ondan sonra da bu şekilde devam etmesi yani. Çok konuştuk. Uzatmayacağım o yüzden. Konsol. <laughs> Adaşım sormuş. Enes. 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 Demiş ki. En sevdiğiniz yerle ve yabancı... Ne oluyor lan? Ya bunu niye Yabancı demişken yabancı biri geldi. Hadi buyur. E ee? kardeşim gelme istemiyoruz ya sen niye geldin yine ya? Merhaba. Hani, Mikrofonu yok mu? Ne kardeşim? kadar mutlu? Allah Allah. Yaz yumrukla. Kero hediyen için teşekkür ederim çok duygulandım. Yakında herkes görecek. Hayda. <laughs> no problem no problem. Birazdan olacaklar. Ne oluyor lan? Bir dakika <laughs> Bunu artık sen bile engelleyemezsin. Ünlem. Yok konuştu bu arada. Ya sen o o. Bana kaçmanı söylemiştim. Biraz altın. Sen bir yüzünü çıkar ortaya. Neredesin? <laughs> Olacakların bir değil. değildir diyor. <laughs> Hayda. Klima adamı bir başlıyoruz. İyice geyiğe vurdu ya. Bu nedir kardeşim ciddiyet bekliyorum. <laughs> şak 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 diyor. En zayıf noktan. Bak <laughs> son. <laughs> 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 ya çok zayıf. Şey ya, ya. ya yürü en gitme birader. Yürü gitme artık yeter ya. Ne çektirdin <laughs> Ay, boy, bize ya. <laughs> yeter ya. Batmayı <laughs> da ne istiyorsun oğlum sen? Ne yaptı oğlum box'la sana? <gülüyor> <gülüyor> Teknolojinin mükemmel kullanımı abi. Abi şu tavşanla ne istiyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Sana faydası yapmak için. Aynen. Geleceğim yeter. Kızılcağım ama geliyorum. Oo. Yeter. Hadi bence abi yani artık bitirin şu işi ya. Ya yeter. Bu, bu, adam yüzünü göstermeye korkuyor. Ondan sonra gelmiş Bugs Bunny'e küfür Ya yürü git kardeşim sinirlendirmeyin beni yeter ya. <gülüyor> Oo. <gülüyor> yok artık. Az önce onu son kez gördünüz. Allah Allah. Haftaya görüşürüz. <laughs> Bir buna inanmadım. ya, neler oluyor oğlum bu? Her şeye inandım buna inanmadım. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Gel yok imkanı yok. Hadi bakalım. <laughs> Biz bize kaldık. Bu nedir ya? Herkes böyle şov yapıyor ama çok sinirlendiren boxman'e laf atmak çok çok ağır Adamın kutsalı. bana. kutsalı. Adamın kutsalı yani. Yani <laughs> tavşandan ne istiyorsun? <laughs> Allah. Evet, sen de bir <laughs> ee, şamata ettin yani. Aynen. O zaman Kero sana sorayım da Enes'in e sorusu geldi. Sorumuz vardı doğru. En, Yaptığım... en sevdiğiniz yerli ve yabancı film, dizi aklınızdan geçen hangi yapımın sunduğu hikayenin gerçekten içinde olmak isterdiniz? Anime falan da olurdu. Naruto <laughs> demiş hatta kendisi. Örnek vermiş. Hangi ve en sevdiğin dizi, film? Bilmem ne. Çizgi, film. İçinde olmak istediğim hangi mi? Bir tane öğrendi. Aynen bir tane. Ben söyleyeyim Yüzüklerin <laughs> Efendisi. Direkt net. yani En sevdiğim film ve o o yüzden zaten Lord of the Rings online oynuyorum. İçinde vakit geçiriyorum yani. Ama ölürsün. Ne oluyor lan? Amerikan <laughs> <Ne oluyor>? pastası. <laughs> <laughs> ben de Genç bu tarz bir cevap şey vereceğim ya. Ver bakalım. Çılgın dershane. Çılgın dershanede <laughs> de olmak istiyorum ben. De. <laughs> ben o, Bugs Bunny'de de olmak istiyorum. Orklar gelip yapacak yani sen. Bugs Bunny olabilir. Yapsın ya. Ben Wonder Bros evrende olmak istiyorum. Looney Tunes. <laughs> Space Jam. Orada bu Bugs Bunny ile böyle pas He. atmak isterdim. <laughs> Smash vursun Yani. Diğeri ekartı kapatalım Mark yalnız. Michael harbiden çok sinirlendi lan. Terk Ben ya. de hiç i̇şte. böyle görmedim Yağız. İlginç hani. Ama Onat bu sefer çok ağır girdi yani. Kom Bunny komik yani. olduğunu düşünüyor da hadi bakalım hayırlısı haftaya. Hadi hayırlısı. O Göreceğiz. kaçalım. Hadi kendinize bakın. İki kişi kapatıyoruz yani. Üç kişi geldik. <laughs> dört olduk. İki, İki buçukuz gerçi şu an bilmiyorum ama hadi görüşürüz Uy. kendinize iyi bakın. Aman hesap. Hadi bay bay.